Günaydın. Tam 10.080 dakika sonra karşınızdayız. Evet, genelde bir hafta sonra karşınızdayız diye kullanırız ve kullanır diğer sunucu arkadaşlarımız da, ama bir haftanın 168 saate, 7 güne ve 10.080 dakikaya tekabül ettiğini belirtmek için böyle bir açılış yapmak istedim. Çünkü her dakikamız çok önemli. Bir hafta deyince belki kulağımıza çok böyle uzun bir süre gibi gelmiyor, ama bir haftanın 10.080 dakikayı kapsadığını duyduğunuzda belki sizler de ne kadar uzun ve ne kadar önemli bir süre olduğunu daha iyi anlamış olacaksınız diye böyle bir açılış yapmak istedim. İnşallah her dakikası sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde geçmiştir. İşte hayatının her dakikasını, ömrünün her dakikasını Anadolu toprakları için çalışarak geçiren ve insanlara faydalı olmak için çalışarak geçiren değerli hocam Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu bu hafta Türkiye'miz için, ülkemiz için çok önemli bir projesini birazdan canlı yayında sizlerle paylaşacak ve elbette çok önemli kürlerimizi programımızın ilerleyen dakikalarında sizlere ileteceğiz. Bunun dışında Twitter'dan ve sosyal medyadan gönderdiğiniz sorularınıza da yine kürlerini de göstererek cevaplamaya çalışacağız. Profesör Saracoğlu'yla Sağlıklı Yaşam başlıyor. Türkiye'nin genetik kaynakları müthiş bir projeyle yeniden buluyor. Anadolu'nun verimli bitki örtüsü Milli Botanik Bahçesi çatısı altında toplanacak. Türkiye florası gelecek nesillere aktarılmak üzere kurulacak olan dijital data bankta saklanacak. Türkiye Milli Botanik Bahçesi projesinin ayrıntıları Profesör Saracoğlu'yla Sağlıklı Yaşam'da. Erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri prostat kanseri. Bu hastalıkla mücadelede yardımcı olacak bitkisel bir kür tarifi az sonra. Kadınlarda önemli bir yumurtlama problemi olan ve sıklıkla görülen polikistik over şikayeti olanlar. Bu rahatsızlıktan doğal yöntemlerle kurtulmanızı sağlayacak kür tarifini Profesör Saracoğlu açıklıyor. Zatürre şikayetlerinde, epilepsi tedavisinde ve madde bağımlılığına karşı mücadelede etkili. Yabani kekik nelere iyi gelir ve nasıl kullanılır? Tıpta tedavisi olmayan nevralji hastalığına karşı doğal kür tarifi. Merak ettiğiniz soruların cevapları az sonra Profesör Saracoğlu'yla Sağlıklı Yaşam'da. İyi pazarlar diliyoruz. Profesör Saracoğlu'yla Sağlıklı Yaşam programına hoş geldiniz. Hemen sosyal medya adreslerimizi size hatırlatalım. Saracoğlu TRT Instagram ve Twitter adresinden sorularınızı gönderebilirsiniz. Onlara da az önce belirttiğim gibi kürlerini de burada Serpil Hanım'la birlikte göstermeye çalışarak değerli hocam cevaplayacak. Hocam hoş geldiniz. Merhaba efendim. Bugün çok heyecanlı bir gün. Evet. Ben tüm değerli izleyicilerimize hayırlı uğurlu bir gün dilerken Allah'tan öncelikle akıl sağlıkları ve beden sağlıklarının daim olmasını diliyorum, amin, temenni ediyorum, ihsan eyleye inşallah. Evet, şimdi geçen hafta beni çok heyecanlandıran bir projeden bahsetmiştim. Bu proje zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın iradeleriyle yaklaşık 10 yıl önce start almış, işte yeri belli edilmiş, belirlenmiş. Fakat bir duraksama da değil ama tamamlanamadı. Fakat ben buradan tüm değerli izleyicilerimize söyleyeyim. Allah'ın izniyle 4 ay sonra bunun açılışını yapacağız. En geç 4 ay sonra. Ha, bu erken de açılabilir. Yalnız bu konuda bilgi vereceğim ben değerli izleyicilerimize program esnasında. Şimdi bunu bir toparlayıp ne demek istediğimi, bu projenin gerçek amacı nedir, neye ulaşmak istiyoruz, neleri yapmak istiyoruz, bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi dikkat ederseniz son 10-15 yıldır doğaya bir dönüş var. Yani bilim insanları da hep doğayı araştırıyor. Yani hedef sentetiklerden ziyade doğal yapıların içerisinde moleküller aranıyor Hüseyin. Molekül aranıyor ama doğal molekül. Çünkü yapay olarak, sentetik olarak yaptığınız bir molekül
çoğu zaman ne oluyor? Başarısız oluyor ve ağır yan tesirler gösteriyor. Şimdi ben değerli yönetmenimizden bir görüntü rica edeceğim. Bir kurbağa görüntüsü bu. Yepyeni bir şeydir, keşiftir bu. Ekrana verebiliyor mu bilmiyorum. Gelecek şimdi. Yani bu... Evet, filo, buyurun hocam. Filo Medusa ne kadar da yakışıklı değil mi? Yani Türkiye florasında nice bizim şeylerimiz var, kurbağalarımız var. Yani bu Filo Medusa Burmeisteri, bu şeyin, kurbağanın bir sekresyonu var. Yani üzerinde nemli, biliyorsunuz, kaygandır. Evet. Evet, protein salgılıyor. Bu protein öyle bir protein ki en güçlü ağrı kesici olan morfinden 100 kat daha etkili. Bunu buldular. Yani bu ilaç sanayine kazandırılıyor. Morfinden 100 kat. Kat daha etkili. Evet. Bu işte bu kurbağanın derisinde bu. Şimdi işte insanoğlu, bilim insanları doğaya döndüler. Doğal kaynaklarda ne var? Yeni bir molekül bulacaksınız. Hepatit B'ye karşı, hepatit C'ye karşı yeni bir molekül. Yani sedefe karşı yeni bir molekül, kansere karşı çeşidine göre yeni bir molekül bulmanız lazım. Ama doğal olması lazım bunun. Şimdi biz bunu söyler, bakın bir şeye dikkat etmemiz lazım Hüseyin. Kadere inanın ama asla kaderci olmayacaksınız. Efendim, kaderimde varsa gelir beni bulur. Çalışmazsan hiçbir şey gelip seni bulmaz. Çok çalışacağız, araştıracağız. Şimdi alemlere rahmet Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa, daha biz Türkler bu millete, Türk milletine Anadolu'ya ayak basmazdan 400 yılın üzerinde öncesinden ana topraklarını Türk milletine işaret etmiştir. Biz bunu nereden anlıyoruz? İşte Hendek Savaşı'nda söylediği, orada hendekler kazılırken, yani İstanbul elbette fethedilecektir diyor. Yani ne mutlu o komutana, ne mutlu o askerlere ve onun tabii ki milletine. Yani bunu siz İstanbul'u fethedilmesinden 400'ün üstünde bir zaman önce bu söylenmiş. Demek ki Anadolu farklı. Allah bu millete Anadolu'yu nasip etmiş. Bunun kıymetini bilmek zorundayız. Şimdi yani Anadolu o kadar kıymetli ki, bak hep duyuyorsunuz. Onlarca yıldır efendim işte geldiler, şu tohumu götürdüler, şu bitkiyi sordular. Hep anlatıyoruz bunları. Ne oluyor? Yeni bir molekül aranıyor hastalıklara karşı. Ve bizim misafirperver Anadolu insanımızın hanesine de davet edildiklerinde yiyorlar, içiyorlar. Lafın arasında da bilgiyi çalıyor. Çalmasını da biliyor. Diyor ki, ya işte Anadolu'nun, yani eczanelerin girmediği orada siz hangi hastalıklarda ne kullanıyorsunuz? Bizimki de açıyor, bir bitki gösteriyor mesela. İşte diyor, ben bunu işte şunda kullanırım. Sen çözdün problemi, verdin yabancının eline. Yani yıllardır bildiğin o bitkiyi laboratuvara girsin o yabancı, ömrü yetmez o hangi hastalığa iyi geleceğini bilmek. Ama siz buna ışık tuttunuz muydu? Siz işte karaciğere iyi geliyor ya akciğere iyi geliyor bir şey söylüyorsunuz. Pat diyor, onu oradan çıkartıyor. Şimdi bakın, ben tabii ki burada Sayın Bakanımız Ahmet Eşref Fakı Baba'ya gerçekten yürekten teşekkür ediyorum bu projeye. Tarım Bakanı, Gıda, evet. Tarım ve Hayvancılık Bakanımız. Evet. Yani bu projeye de inanan, güvenen ve Allah'ın izniyle bile bu milletin projesi bu. Çünkü bu proje öyle bir proje ki, bak bugün insanlar şeyden bahseder. Milli olmaktan bahsediyoruz değil mi? Milli ve yerli.
Mesela milli botanik bahçesi diyoruz. Ne kastediyorsunuz bununla? Yani bir şeyle milli olmak demek, milli ilacınızı da üretmek demektir. Bunu nasıl yapacaksın milli ilacı? Nasıl yapabilirsin? Milli kaynaklarını, genetik kaynaklarını koruyarak. O günki toplantımızda, Tarım Bakanlığımızda Gazi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Zeki Aykaç Hoca ile sohbet ederken şey dedi, ya hocam dedi, daha Anadolu'da genetik kaynağını bilmediğimiz o kadar çok şey var ki dedi. Yani bunlar Sayın Teşar Yardımcımız Tarım Bakanlığı, evet Gazi Bey TAGEM'in genel müdürüdür. Burada işte hocalarımızla bir araya geldik, bir toplantı yaptık ve bu proje start aldı. Şimdi ona biz geleceğiz. Yani bizim yeni bir molekül bulmamız lazım. Yeni yeni bir tane değil, binlercesini bulacağız Hüseyin. Bu zor bir şey değil. Allah'ın izniyle. Siz yeter ki çalışın. Bakın, Fatır suresinin 2. ayetinde Allah diyor ki, ben bir kuluma bir şey niyaz ettiysem, vermek istiyorsam, bunun önüne geçecek güç yoktur. Bu milletin hakkı bu. Ama vermek istemiyorsam, salıvermeyip tutuyorsam, bunu verdirecek güç yoktur. Siz Allah'ın takdirinin önüne geçemezsiniz. Ama bu milletin hakkı bu. Yıllardır soyup sovana çevirdiler. Anadolu topraklarından neler götürdüler. Yok artık Hüseyin, yok böyle bir şey. Şimdi bu Milli Botanik Bahçesi. Bakın bu Milli Botanik Bahçesi, Allah nasip ederse, evet bu görüntüde görüyorsunuz, 2000 yaklaşık olarak 2600 dönüm. 2600 dönüm Ankara'nın, yani Hacettepe ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin arasında, işte burası. Ve burası en geç 4 ay sonra Allah nasip edecek İnşallah. Ya Rabbi, ölmez sağ kalırsam, bunu insanların hizmetine sunacağız. Çocuklarımız, evlatlarımız burada, evet. Şu anda kıraç bir alan gibi görünüyor. Bittiğinde oluşacak tablo bir evet. cennet bahçesi. Evet, ama nasıl bir bahçe? Bak Hüseyin, şimdi desem ki ben size, al sana 2600 dönüm Ankara'nın ortasında Sayın Cumhurbaşkanımızın iradeleriyle, ya burayı Milli Botanik Bahçesi yapalım. Emrah, bunları... Her gelişmiş ülkede milli botanik bahçeleri var. Var. Of, üniversitelerin var, işte devletin var. Hangi ile gittiniz, yani büyük şehire gitseniz milli botanik bahçesini göreceksiniz. Şimdi bakın, buradaki milli botanik bahçesinin ben sana desem birisine, ya burayı sen nasıl ayağa kaldırırsın? Ne ekip biçeceksin burada? Burada ne sunacaksın? Bana 2600 dönüm araziyi sen 4 ayda nasıl dolduracaksın? Şimdi bu bir ekip işidir. Bu bir organizasyon işidir. Bu bir örgütlenme işidir Hüseyin. İyi örgütlenirsen birlikten güç ortaya çıkıyor. Bakın, Türkiye'nin 81 ili var. 81 il, 81 üniversite ve 81 tarım il müdürlüklerimiz var. Tarım ilçe müdürlüklerimiz var. Bunların hepsinden biz ne yapıyoruz şimdi? Kendi yörelerindeki endemik bitkilerini tarım il ve ilçe müdürlükleri alıp buraya gelecekler. Mesela Düzce diyorsunuz. Düzce Üniversitesi'nden, Akdeniz Üniversitesi'nden, Gazi Üniversitesi'nden hocalar var. Toplantı yaptık ve bu diğer üniversitelere de tabii ki yayılacak. Buradaki tıbbi aromatik bitkiler, meyve ağaçları, sebzeler, onlar nerede? Sera'da. Bakın, biz burada genetik kaynaklarımızı temsili olarak göstereceğiz. Yani genetik kaynaklarımızı buraya taşımıyoruz. Sen aileni aldın, dolaşmaya çıktın, hadi Milli Botanik Bahçesi'ne gidelim diyeceksin. Bir günde bitiremezsin orayı Hüseyin. Anadolu'da ne kadar bitki varsa, sebze, meyve,
Yani biz bunların hepsini buraya koyamayız. Ama her ilin kendine özgü bir şeyleri var. Bitkileri var. Buraya gelecek. Üniversite mesela, örnek veriyorum. Düzce Üniversitesi. Kendilerine buradan 10 dönüm dönüm bir yer veriyoruz. Yani tapusunu vermiyoruz. Yer devletin. Gel diyoruz burada. Yörenin tarım il veya ilçe müdürlüğüyle konuşun. Yörenizdeki tıbbi bitkileri, meyve ağaçlarını veyahut da baharat türü neler varsa bunları belirleyiniz. Gelin burada en önemlilerini örnek olarak burada ekin. Üniversitenin orada logosu olacak. Düzce Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Urartu Üniversitesi, Harran Üniversitesi. Ne yaptınız siz İSOTU'ya? Urfa'nın İSOTU var. Tescillediniz mi bunu? Efendim fenotip, genotip, geçin onları. Hiçbir yabancı bunu kabul etmez. İSOTU'a böyle benim diyemezsiniz. Bir şey bak polis durdurduğu zaman ne soruyor sana? Kimlik soruyor değil mi? Ananın adı babanın adı diyor. Yetmiyor doğum tarihini ver diyor. Yetmiyor nerelisin? Nerede doğdun diyor, koordinatını istiyor. Daha da detayına girip hangi cilt, hangi sayfada diyor sen kayıtlısın. Bunu yaparsan görürsün, fenotip, genotip yetmiyor. İsot biberini bu özelliği kazandıran, içerisindeki kapsaisinin konsantrasyonunu belli edecek moleküler yapısı, bak molekül, moleküler yapısının nasıl desteklendiğini diğer fonksiyonel ve medyatorik diğer kimyasallarla nasıl desteklendiğini gösterecek bir markerı ortaya çıkartmak zorundasınız. İşte o zaman o ürüne benim diyebilirsin. Öyle durup durup ya altıyorum bak orada aslı orada işte gel gidelim göstereyim. Böyle olmaz. Bir şeyi göstermekle olmaz. Sonra bunu alır yurt dışına götürür. Sen de ya bu benim isotum değil, adam almış işte. Ha bunu kanıtlarız. Kanıtlayabilmek için uluslararası tahkime gideceksiniz. Mahkemeler açılacak, dava açılacak. Seneler sürecek. Atı alan Üsküdar'ı geçiyor. İçerisindeki molekül tayin edilmiş, bitmiş, piyasaya sürülmüş. Mübarek insan. Ha onun için diyoruz ki bu projenin temeli, amacı, hedefi bu millete. Çocuklarımız oynayacak, yürüyecekler o yolla binlerce çeşit meyve ağacı. Hadi bana Safranbolu'nun göksulu armudu. Hani diyoruz ya zonaya karşı iyidir. Hani nerede? Git Safranbolu'ya zor buluyorsun. İşte bunu buraya yiyeceksiniz. İnsan ya nasılmış bu göksulu armudu? Mesela kapıdan içeri girdin. Mesela sen nerelisin? Çankırılısın. Çankırı'nın yörük eriği meşhurdur. Ama Ankara'ya gelmişsin, özlüyorsun. Toprak çekiyor seni, toprak. Yer çekiminden bahsetmiyoruz. Gravitasyon değil bu. Newton'un gravitasyonu değil. Toprak çekiyor. Seni topraktan yarattım diyor Allah. O doğduğun Çankırı'nın toprağında çıkan baharatla, sebzeyle, meyveyle, tahılla beslendin. Genetik yapın böyle kuruldu. Sen o yörenin bir gıdasını aldığın zaman onun lezzeti sana farklı gelir Hüseyin. Tadı farklı gelir. Sana verdiği şifa farklıdır. Bir başkası başkadır onun şeyi. Her yöre. Dolayısıyla Çankırılı olarak geldin, kapıdan içeri girdin. Ya bizim acaba bizim yörük eriğimiz var mı? Gir kardeşim. PLC var orada. Gireceksin. Aa varmış işte şu alanda, şu noktada. Oraya git, orada Çankırı'nın yörük eriğini bulursun. Efendim Kemer'in, Antalya Kemer'in lavandula stökyası kalp damarlarını açmakta taze bitkisi birebirdir. Taze olacak ama yaşken bu kullanılır. Ya bu burada acaba var mı? Hoca Karabaş deyip duruyor. Şu nasıl bir bitki? Bir bakayım. Orada ekili. Resmi de var. Bakacaksınız. Orada ilgili tarım il müdürlüğü, telefon numarası, hangi üniversitenin kapsamı içerisinde orası? Akdeniz Üniversitesi. Kimya bölümü, biyoloji bölümü, ziraat, varsa eczacılık, varsa tıp fakültesi.
Bunların hepsi oraya sahip çıkacak. Ve vatandaş bunu görür. Ha bunu kimler? İşte Akdeniz Üniversitesi'nin kimya bölümü veya eczacılığı veya biyoloji bölümü ne yapacak? Lavandula stochyas bitkisini orada araştıracak. Genetik kaynakları orada. Biz buraya genetik kaynakları getiriyoruz demiyoruz. Dolayısıyla gençlerimize bu şekilde bunları tanıtacağız. Bu bilgiyi vereceğiz. Yani karabaş bitkisi öyle bir bitkidir ki Hüseyin. Diyabet hastaları mesela biraz ayaklarını kaşırlar ve yara olur bu. O yarayı kapatmak için Allah'ın bir mucizesi. Binlerce insan tanıyorum. Nasıl teşekkür? Kapanmıyor yaraya. Kapanmıyor. Bununla, bunun çayıyla pansuman yapacaksın. 5-6 defa kurudukça 2 saatte bir bununla pansuman yap. 5-6 defa bunu şey yaparsın. Şimdi dolayısıyla ne olacak burada? 81 il, 81 üniversite değil, 180'in üstünde hepsi burada. Bir de merkez laboratuvarımız olacak burada. Büyük binalarını gösterdik zaten. Çekimi yapıldı. Kameramanlar sağ olsun geldi. Onları gösterdik. Ne olacak bu merkez laboratuvarında? Araştırma yapılacak. Milli ilaç burada. Buradan çıkacak. Benim milli gençlerim. Üniversitemin gençlerine ben göstereceğim. Bak o etkin madde nasıl bulunuyor. Hep bugüne kadar şey yapıldı. Efendim işte şöyledir, kem, küm, yok böyle bir şey yok. Efendim benim bir de şunu yapıyorlar. Bakın Allah kibirli insanı sevmez. Gösteriş yapan insanı sevmez. Gayet mütevazi olacaksın Hüseyin. Öyle ben yarattım, ben şunu buldum, yok. Efendim benim makalem var işte, nerede yayın? Nature'da yayınlandı. Yayınlandıysa yayınlandı, ne yapayım ya? Bana getirisi ne onun? Sen onu ifşa etmişsin. Bugün uluslararası dergilere, periyodiklere, citation indeksi güçlü olan birçok dergiye Türkiye'den bizim genç bilim adamlarımız farkında olmadan kendilerini ifşa ediyorlar. Bir etken, yeni bir molekül, işte benimki de orada yayınlansın. Bırakın bu kompleksi. Bu aşağılık kompleksidir. Bizim kendi milli yerli dergilerimiz olacak. Burada bunu da yapacağız. Ha, Türkiye'de yok mu şey uluslararası kabulmüş dergiler? Var tabii. Ama bir hevestir böyle. Yok Nature'da çıkacak. Yok bilmem ne işte International şunda çıkacak. Ya bırakın bunu. Ne olacak? Adamlar gelecek, sizi bulacaklar zaten. Bak Hüseyin, bu iş öyle ki dünyada artık nasıl bir kelime kullanayım ya Rabbi? Yani bilgiyi adamlar alabilmek için 50 türlü entrika çeviriyorlar, fırıldak çeviriyorlar. Efendim sen o makalen şeyi gönderdin editorial board'a. Yani o makaleyi okuyorlar, onlar karar verecekler. Adam yeni bir şey gördüğü zaman, yeni bir molekül, hemen onu patentlerler. Bir defa senin makalen orada 3 ay, 5 ay, 6 geri geliyor, 1 yıl bekliyor. Sen heyecanla bekliyorsun, acaba ne zaman onaylanacak da işte uluslararası dergide makalem çıkacak, akademik ünvanıma katkıda bulunacak diye. Adamlar onu el altından çoktan patentliyorlar. Çünkü yeni bir molekül. Şimdi burada bütün şey... Bir de laboratuvara giriyorsunuz mesela, değil mi? Şimdi laboratuvara girdin, kullandığın GC-MS, gaz kromatografisi, işte kütle spektroskopisi, işte high performance liquid kromatografi, HPLC dedikleri, bunu laboratuvarda çalışan kimyacı, eczacı hepsi bilir. Botanikçisi de bilir. Ya mübarek adam, bu adamın sana sattığı bu alet var ya, belirli kolonlarda bu. Ancak onları görür. Sen ancak onlara bakarsın. Diğerlerini göremezsin. Göstermez o alet. Şimdi hocalarımız düşünüyorlardır ya, evet şu kolon bunu görür diye, göremezsin. Birçok alkaloid ve onun türevlerini görmezsin. Çünkü o kolon ona göre yapılmıştır.
İşte onun için spesifik kolonlar var. Yani atıyorum şimdi çok basit aslan pençesi veya domates suyu püsüp verdin kanala. İşte oradan eluentleri çıkıyor teker teker bir takım kimyasallar. E çıkmayanlar var. Binlerce. Onlar ne olacak? Efendim ona başka bir kolonda bakarım. Hadi değiştir ona bak. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Dolayısıyla biz kendi kolonumuzu kendimizde yaparız. Analitiğin yani analizin nasıl yapılacağını da gösteririz. Ve bunlar bizim milli ilacımız için bu milli botanik bahçesi bir semboldür. Bir toplanma yeridir. 181 üniversiteyi biz burada topluyoruz. Çok güzel konferans salonlarımız var. Yapanlardan, yapılmasına karar verenlerden Allah bin kere razı olsun. Hocalar gelecek, yüksek lisans, doktora tezleri. Bu çekimlerimizi de görebilir burada, miyiz? Binaları? Burada hazırlanacak. Burada birbirlerini tanıyacaklar. Ya ben şu bitki üzerine çalışıyorum, siz hangisi? İşte onu nasıl çözdünüz? Karşılıklı münazarayla, müşavereyle, istişareyle Allah alemlere rahmet Peygamber Efendimiz'e diyor ki ya Muhammed istişare et, müşavere et, tartış. Yani işte buradan yeni fikirler, yeni görüşler ortaya çıkacaktır. İşte burada evet. Gördünüz bu meydanda dolaşıyoruz, hocalarımız burada. Evet bu gördüğünüz ana merkez laboratuvarı daha açılmadı ama Nisan ayı içerisinde inşallah açılıyor. Anadolu'nun bütün tıbbi aromatik, evet bu hocamız Eczacılık Fakültesinden, Ankara Üniversitesi'nden. Evet şimdi söyleyeceğim şu, o kadar heyecan duyuyorum ki. Hüseyin neler var burada? Burası bir milli servet, Anadolu'yu işte burada. Ankaralı gelecek, hafta sonudur, hafta içidir buraya gelecek, buralarda dolaşacak. Nereye gideceğiz diye düşünmeyecek hiç artık. Hiç düşünmeyin. Yani sadece Ankara'da değil hocam, civar iller, tüm Türkiye. Bakın Türkiye buraya ak. Görecekler. Yani her türlü bitkinin burada tanıtım imkanını bulacaklar. Ya göreceksiniz. Ve memleketini özleyen kendisini burada bulacak mı hocam? Tabii ki. Bulacak. Tabii ki. Siz hatta başka bir şey daha söylemiştiniz. Hatırlatmak için söyleyeyim. Mesela bir ilin çağrı, oraya siz o hafta çağrı yapacaksınız. Geliyoruz. Çok güzel. Bak şimdi ileride şeyde İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de illerin şeyi var. Ne kutlama günlerim var bir şey. Milli yöresel yemekleri haftası işte, oluyor. Bir hafta haftası, orada. Tamam. Bir bakıyorsunuz 3-4 gün orada işte Çankırı'nın, Çorum'un, Erzincanlıların, Trabzon, Siverekli'lerin geliyor orada yemeklerini, o yöresel şeyleri görüyorsunuz. Ne oldu? İnsanları nasıl çekiyor ya? Nasıl çekiyor bu? O ilden olmayanları da çekiyor. Tabii. Yani bunun için kapalı alanımız var. Yaklaşık olarak standlarını kuracak, orada gösterecek, değil mi? Karacadağ pirinciyle Tosya pirincini yeri gelecek mukayese edebilecek. Hangi bitkiyi arıyorsan kardeşim girdin miydi burada göreceksin. Milli Botanik Bahçesi aynı zamanda bir araştırma merkezidir. Merkez üssüdür ama her il ve ilçe, tarım il ve ilçe müdürlükleriyle üniversiteler o bölgenin birbirleriyle çalışacaklar. Genetik kaynağında bitki o üniversitede orada araştırılacak ama merkezin bundan haberi olacak. Ve merkez laboratuvarı çok daha detaylı. Mesela bir Edmund kimyası olacak. Edmund Chemistry Laboratuvarı. Bütün proteindeki o amino asit sekanslerine bakacağız. Yani yeni bir molekülü tarif etmek istemiyor musun? Tanımlamak istemiyor musun? Bu benimdir, bu millidir, bu benim şu bitkimde var demeyecek misin? Bunu tescillemeyecek misin? Bunu patentlemeyecek misin? Buradan milli ilacını çıkartmayacak mısın? İşte olay bu Hüseyin. O gençler hep söylüyorum bilgiye aç. Tekrar söylüyorum Hüseyin. Bilgide irade yoktur. İradesini kullanmak isteyen yüz binlerce gencimiz var.
akın akın gelecekler. Konu belli. Neyi bulacağım? Bulacak işte, al. Adam kurbağada yepyeni bir ağrı kesici buldu ya. 100 kat daha etki şeyden. Yani 2008'de işte şeyi başlamış, 2013. Allah'ın izniyle ya Rabbi, 4 ay sonra burası bütün halka, bütün Anadolu insanına burası açılıyor. Gelecekler, görecekler, gezecek, çocuklarını anlatacaklar. Böyle bir şey İnşallah yani. Biz de o açılış gününde inşallah yayınımızı oradan yapacağız. Evet, yani milli ve yerli dergilerimiz var. Biz de burada bir tane çıkartacağız. Makalelerini, sonra biz her şeyi yayınlayamayız. Adam yeni bir molekül buldu, genç doktorant veya yüksek lisans öğrenci. Aman evladım, aferin, sana prim verilir. Bu yepyeni bir buluş, bu dursun. Biz bunu ne yapacağız? Patentleyeceğiz, ama patentlemeden önce onun bütün endikasyonlarını tanımlayacağız. Evet, bakın bu 19'la 20, teşekkür ediyorum yönetmen. Türkiye değişiyor artık. 19-22 Nisan İstanbul Kongre Merkezi'nde işte uluslararası geleneksel ve tamamlayıcı tıp kongresi. Bunu organize etti Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde, Dünya Sağlık Teşkilatı örgütünün Türkiye temsilcisi de oradaydı. İşte Anadolu tıbbı, Lokman hekimlik, ata tıbbımız bizim. Hani derlerdi ya, koca karı bunlar çer çöp. Yıllarca böyle, öyle bakıldı, evet. Böyle milletin kafasını aşağılandı. Tabii ya. Kullanmak istemiyordum ama tabii. O kelimeyi. Biz kendimizi çok aşağılandı demeyelim hocam. Kendimizi çok mu küçük mü gördük? Başkalarını daha mı büyük gördük acaba? Yani bizim neyimiz eksik? Hiçbir şey. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu millet, Türk milleti, bak söylüyorum. Ey alemlere rahmet Muhammed Mustafa'nın ümmetinden olan Türk milleti. Sana peygamberin, sen daha Anadolu'ya ayak basmadan 420 yıl önce seni Anadolu'ya işaret etti. İstanbul, tabii İstanbul'u almadan Anadolu'ya da sen sahip olamazsın. Dolayısıyla böyle bir yerin demek ki ayrıcalığı var. İnan dünyanın en zengin ülkesi diye sorsalar, bak bu enaniyet, bu kibir değil, Anadolu topraklarıdır derim. Çünkü buradan çıkacak olan, bırak ilacı, burada yetişecek olan, yetişen genetik kaynaklar var ya Hüseyin, aman Allah'ım. Önüne gelen babasının çiftliği gibi topluyor. Toplayamazsınız, toplayamazsınız. Her yere giremezsiniz. Bunlara sınırlamaların getirilmesi lazım. Siz geçen gün hocam ne dediniz bana? Bir konuşuyorduk. Elimden gelse oraya kimseyi sokmam dediniz. Evet. Neresiydi hocam? Evet, bir bölge. Yani. Söylemeyelim peki. Söylenmesini istemiyorum tabii ya. Çünkü sırada oraya hücum ederler. Tabii 3500 yıl öncesinin buğdayını bulduk ya. Bu millete Allah'ın bir armağanıdır, bir lütfudur. Bir genetik kaynak milyar dolardır. İşte onun için Ağrı Dağı'ndan yani çıkan o Kubis'in antibiyotik 9.8 milyar dolara ben mi sattım? Adamlar götürmüşler, bulmuşlar. Ve Avrupa'nın en büyük ilaç firması, şimdi o Amerikalıların da elinde. Tabii 9.8 milyar doları ne zaman götürdünüz, ne zaman buldunuz? Yeni bir molekül. Yeni bir molekül. Yani işte İstanbul Eczacılık'tan Sayın Profesör Doktor Mustafa Timli'ye ben buradan teşekkür ediyorum. Yani bu şeylerin ortaya çıkmasında katkıları var çok. Milli ilaç Anadolu'dan çıkacak kardeşim. Çalışacak üniversitelerimiz. O gençler ne kadar heyecanlı. Biliyor musun? Sen yeter ki bilgiyi ver, temelini. Bak o nasıl duvar örüyor, bak nasıl çıkartıyor o. Bunu söylemeye çalışıyorum Hüseyin. Yani onun için Allah bize Anadolu'yu lütfetmiştir. Yani burası o kadar kıymetli. Hiç üzülmeyin.
petrolüm yok, benim doğalgazım yok. Onların hepsi bitecek. Bir gün biter. Bitecek. Ama Allah'ın nimetleri bitmez. Bitmez, onu tüketemezsin. Allah hesapsız iş yapmaz. Daha nesiller bak, daha dünyaya gelmemiş bir sürü sırasını bekleyen insanlar var, insanlarımız var. Değil mi? 2020'de, 2050'de, 2070'de, 2100'de. Biz bunlar için şimdiden çalışıp önlerini açmamız lazım. Sahip çıkmak zorundayız. Yani dolayısıyla Allah'ın izniyle ya Rabbi bu işler bu şekilde. İşte dolaşın. 2500 dönüm arazi, her üniversitenin, her ilin yeri gelecek ilçeye 5 dönüm, 10 dönüm genetik kaynaklığının veya biyolojik çeşitliliğinin büyüklüğüne kadar. Bazılarına 5 dönüm verilir. 3 çünkü küçüktür. Ama bazı bölgeler var mesela. Şimdi Sultan Murat Yaylası'na giderken aman Allah'ım, değil mi şimdi orada siz orayı 3 dönümle 5 dönümle geçiştiremezsiniz. Değil mi? Oraya 10 dönüm verilir. Veya 15 dönüm. Gel burada ek. Tarım İl Müdürlüğü orada. Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi var. Kimya bölümü var. Biyoloji bölümü var. Onlar da orada. Buyurun Ankara'da da bunu insanlarımıza gösterelim. Ve Anadolu'nun ne kadar zengin olduğunu anlayın. Anlayın. Bak bir kur nelere kadir. Milyar dolar o kurbağa. Efendim ya bu kurbağadan da ne olur? İşte gör ne yaptılar. Yani burada olay çok basit. Çok basit. Yani kurbağanın o kaygan yüzeyinde derisindeki salgı proteini adam alıyor. İşte onun içerisinde bu ağrı kesiciyi buluyor, patentliyor ve ilaç sanayine kazandırıyor. Ve bakın dikkat et. Eğer kurbağaların gözü böyle düşe ise genelde şeydir, zehirsizdir. Yuvarlaksa çok zehirli olabilirler. Ama bu genel bir kural değildir. Yılanda da böyledir. Yani yılanın zehirli olup olmaması, yani pupilleri eğer yuvarlaksa farklıdır veya düşe ise farklıdır. İşte onun için Yüce Allah Gâşiye suresinde insana sesleniyor. Diyor ki, deveyi nasıl yarattık görmüyor musunuz? Yeryüzü nasıl yaydık ve süsledik görmüyor musunuz? Dağları nasıl diktik? Şimdi buradan biraz şey yap ya, biraz aklına bir şeyler getir. Dolayısıyla ben inanıyorum Allah'ım bu milletin üzerinde Anadolu topraklarının ne kadar paha biçemezsiniz. Hem böyle milyar dolar, trilyon dolarla olacak iş değil. Buna katma değeri kazandıracak olan sensin ey gençlik. Sahip çıkacaksın. Bak katma değer kendiliğinden geliyor. Sen o endikasyonları diz arka arkaya. Sen o çiçer çöp diyenlere bakma. Onların hepsi şimdi utanıyorlar. Kesinlikle, sıkılıyorlar. Kesinlikle ya öyle. Keşke diyorlar ya biz demeseydik. Böyle bakmadık, böyle demeseydik. Değil mi? Onun için biraz dikkatli olmak lazım. Hiçbir şeyi hor görme, aşağılama. Çünkü Yaradan hiçbir şeyi nafile ve sebepsiz yaratmamıştır. Hı? Böyle. Hocam şimdi, muhteşem bir proje gerçekten. İnşallah açılışını o gün oradan yayını da değerli tabii seyircilerimizle yaparak gerçekleştiririz. Emeği geçen herkese sahip çok, çıkın işte. Bak, çok teşekkür etmek lazım. Bahçesi. Gerçekten. Tabii akın akın gelecekler. Bak üniversiteler yeri ver, Tarım İl Müdürlükleri. Yani hani Sayın Tarım Bakanımıza ben buradan tekrar teşekkür ediyorum. Ahmet Eşref Fakı Baba'ya. Yani o da çok heyecanlı. Allah'ın izniyle bu bir an zaten başladı da. Daha çoğu bitmiş neredeyse binalar tabii, falan. Tabii binaları falan Nisan ayı içerisinde teslim alınıyor. İşte hızlı bir şekilde üniversitelerle tarım ilmi neler çıkacak neler Hüseyin. Yani biliyorum ya bir şeyi yazıp çizemiyorsunuz. Bir yere bir makale yazıp gönderemiyorsunuz.
kendimi ifşa ediyorum, kendi ayağıma sıkıyorum. Bu milletin sahip olduğu bir ürünün özelliğini yurt dışına vermiş oluyorsun ya. Bu ifşa etmektir. Hayır. Bırakın biz bunları patentleyelim edelim. Bu milletin malıdır bu. Hepimizin. Herkesindir bu. Çok evet. Heyecanlı. Gerçekten hafta sonunda ne yapacağız diye bir kargaşa yaşayıp işte alın buyurun. Alın çocuklarınızı götürün. Neler o bitkileri var? Tanısınlar. Sizin tabii. Burada anlattığınız Karabaş dediğiniz zaman orada gördüğünde Karabaş desin. Ya, evet. Tabii ya. Neleri kaybettik. Bak ökse otunu alıp götürdü Almanlarla Güney Koreliler ilaç yaptı. Biri diyabet, diğeri yüksek tansiyon ilacı. İşte bizde laleni götürmediler mi? Geçen hafta söyledik. Çiğdem çiçeğini götürmediler mi? Kolşisin yapmadılar mı? Nereden çıktı bunlar? Hep Anadolu menşeili ya. Çok yapmayın. Çok büyük katkınız var hocam bugünlere gelinmesinde. Ya Rabbi tekrar gerçekten söylüyorum. Bu milleti tohumlarında ve bitkilerinde emin kıl ya Rabbi. Başka bir şey diyemem. Açılışta yani, açılışta söyledi amin hocam. Bu duanıza amin demek gerekir. Evet, açılışta söylediğim çok gibi. Çok güzel olacak. Çok. Her dakikanızı hakikaten bu işe adamış bir insan. Gerçekten öyle çok değerli bir bilim adamı olarak sadece bununla uğraşıyorsunuz. Ben çok yakinen biliyorum. İnşallah şunun sonucu da sizin temenni ettiğiniz gibi, düşündüğünüz gibi olur. Tabii. Açılışında da inşallah yayınımızı oradan evet, ata yaparız. Ata tohumlarımız var. Bak şimdi evet. Urfa'dayız. Nisan ayı içerisinde saygıdeğer hanımefendi, Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan hanımefendi de Urfa'da geliyor. Tohum topluyoruz köylülerden. Ata tohumlarını Hüseyin. Ata tohumlarını. Evet. Bunlar burada da çoğaltılacak. Serada çoğaltacağız. Çoğaltacağız. İşte dedik ya insanlarımıza vereceğiz. Tamam. Bundan daha güzel bunlar birer Allah'ın ayetleridir bunlar ya. Bunları koruyacaksınız ya. Kaybettiğin an bir daha yerine koyamazsın. Neler var Hüseyin Anadolu'da? Daha ne genetik kaynaklar var insanların bilmedikleri. Yani tanımlanması gerekiyor. İşte oradan biz milli ilacımızı çıkartacağız. Sadece İnşallah. İlaç değil. Başka şeyler de çıkacak oradan. Neler İnşallah. Var neler. İnşallah hocam. Allah İnşallah. Yolumuzu açık eyleye. Amin. İnşallah hocam. Allah başarıya ulaşmayı nasip etsin. Peki hocam. Başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa bu yani görüntüleri bu, ben saatlerce seyredeyim. Göl var gerçekten. Orada iki evet. tane göl. Evet suyu bu incek tarafından geliyor. Hemen inşaatlar yapılıyor ya araya. Hemen sahip çıktı. Çocuk ve etkinlik alanı. Ya dolaşın bahçelerinde. Keyifle. Bütün bitkileri göreceksiniz. Meyve ağaçlarını, sebzeleri serada görecek. Bu neymiş? Çocuk brokoliyi bilmiyor ya. Yani gerçekten... Çilek ağacı nerede diyor. Anasına soruyor. Ya çileğin ağacı mı olurmuş ya? Elbette. Ya toplumu, gençleri, çocukları böyle şeysiz bırakmayın. Yani cahil bırakmayın. Yapmayın. Siz de hocam çok program yaptık ama hatırlarsanız Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi var ki boyut Merkez olarak... Efendi. Evet Merkez Efendi boyut Orası olarak... Orası 5 dönüm kadar bile. Evet yani kıyaslanamaz bile en çok izlenen yayını oradan yapmıştık bahçeden bir yazdı, yaz gününde. Yani o küçücük yere bak şimdi 2500 evet. dönümle siz 5 dönümü hafta sonları dolu iğne atsan çocuklar, anneler, babalar orada bakıyorlar. Hep küçük bir de sera gibi bir yer var orada. Cam şeyde. İşte muz ağacı oradaydı. Ya, muz ağacı oradaydı. Gördük. Avokado vardı. Avokado vardı. Tamam. Demek ki yetiştirilebiliyor. Siz... Ama nedir burada amaç? Efendim İstanbul'da şimdi orada avokado mu yetişir? Tabii ki yetişmez. Ama göstermek, demo yapmak yani temsil etmek onu orada. Çocuğun kafasındaki merak nasıl bir şeymiş? Onu gördüğü anda kafasında öyle bir soru canlanır ki bütün ufkunuzu açar. Bu iş böyledir. Hocam işte o bahçeyi gezdiğimizde siz hep anlatıyorsunuz. Lavantayaydı değil mi hocam? Sivrisinek evet. gelmiyor. Evet. O bahçede dolaşıyoruz. Bir sürü böcek, sinek, kelebek etrafta dolaşıyor. Lavantanın yanına geldik sizle. Ben hatırlatayım. Hakikaten lavantanın etrafında, işte şu yükseklikteydi, masamızın yüksekliğinde bir tane sinek, bir tane böcek, hiçbir şey yoktu.
Yani bunlar işte anlatılan şeylerin hayata geçmesi. Biraz da hocam neyse şimdi ilmel yakin girmeyelim onlara. Çok önemli bir şey. Bunları görsün çocuklarımız. Sadece televizyon seyrederek veya şimdi en büyük hastalık bu telefonlardan oyun seyrederek değil, hayatın gerçeklerini, bitkileri tanıyarak büyümeleri için muhteşem bir fırsat. Emeği geçenlere i̇şte, sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah bize ilmini lütfetmiş. Bu doğal Anadolu bilmimizle, bilim ile de bunları araştıracağız. Bilim hiçbir zaman kesin ve mutlak doğru değildir. Kesin ve mutlak doğru olan bir tek şey vardır. O da ilimdir. İlim değişmez. Ama bilim size bugünün doğrusunu söyler. Yarın bir başkası çıkar yerine, yenisini koyar, geliştirir. Onun için burada gelişime açıktır bilim. Yani bu da bilmekte fayda var. Sürekli Allah bizim çalışmamızı istiyor. Boş durmayacağız. Bak Allah insanı bir halden alır, bir hale koyar. O halden alır, başka bir hale koyar. Nedir? Çünkü Allah eğitmendir. Allah hocadır. Bunun için ne yapıyorsun? Haşa, hocam Allah diye ona hitap edebilir misin? Haşa. Ha, ama mürebbiye kelimesi var değil mi? Mürebbiye, eğitmen, eğitici, mürebbiye. Rab kelimesinden çıkar. R-B-B, Rab. İşte Allah'ın eğitmen, hocalık sıfatı Rab'dır. Ona Rab diye, Rabbim diyorsun. Mesela değil mi? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bak. Bu, ben sizin yaratıcınız değil miyim demiyor Allah. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sizi eğiten ben değil miyim? Sizin hocanız ben değil. Rabbin arkasında yatan anlamdaki bütünlük bir de burada bu da var yani. Bilmekte yeri geldi de söylüyorum. Hocalık diyoruz. Öğretmenim, ya ilkokul öğretmenin, üniversitede hocam, lisede hocam, öğretmenim neyse. Ona hocam diye hitap edersin de Allah'a hocam diye hitap edemezsin. Rabbim dediğin an Allah'ın eğitmenlik ve hocalık sıfatını ön plana çıkartıyorsun demektir. Evet. Evet hocam, şimdi artık sosyal medyadan gelen sorularımızı cevaplamaya isterseniz biz başlayalım. Programımızın sonunda da prostat kanseri erkekler için özellikle çok ileriki yaşlarda sık görülen ve hanımefendiler için de polikist over. Ben onu arada bir over diyorum hocam. Dilim kayıyor, İngilizce oluyor ama bu sefer yumurtalık kisti diyelim. Yumurtalık kisti diyelim Türkçesini. Kisti. Evet. Bunlar için uygulamalı olarak Serpil Hanım'ın da yardımıyla masamızda, kür masamızda bunları sizlerle paylaşacağız. Hemen şunu Adile Hanım hocam yazmış. Günaydın hocama, çok teşekkür ederim. Hepatit kürleri sayesinde tüm değerlerim ALT, AST, HBS, AG ve hatta HBV, DNA değerinde 500'den 400'e düştü. 6 ay önce kullandığım kür vesilesiyle. Bu kürleri ne kadar sıklıkla kullanmalıyım? Hocamın tavsiyeleri nelerdir demiş. Şimdi hepatit B'den bahsediyor değil mi? Şimdi bakın efendim, hepatit B'nin aşısı yok. Pardon, aşısı var. Aşısı var. Aile bireylerinden birinde hepatit B olduğu zaman, bu bir viral enfeksiyondur, karaciğerin viral enfeksiyonudur, ne yapacaksınız? Diğer aile bireylerini aşılatacaksınız. Efendim ben aşılandım mesela 5 yıl sonra, ben zaten aşılıyım, bana bir şey olmaz. Olabilir. 2 yılda bir laboratuvara git, kanına baktır. Antikor, ona karşı aşılanıyorsun ya, aşılılığın devam ediyor mu? Antikorun devam ediyor mu? Bak bu önemli bir kriterdir. İnsanlar ben aşı oldum deyip sonra ömür boyu aşılık devam etmez. Ha, edebilir de ama 2 yılda bir kontrol edilmeleri lazım. Şimdi hepatit B'de ALT ve AST ve GGT dediğimiz transaminaz enzimler var. Bunlar yükseliyor. Yani ALT ve AST ne kadar yüksekse karaciğer hücrelerinde yıkım da o kadar yüksek demektir. Bunların normal bir aralığı var. İşte 37'nin üstüne çıkmaması lazım.
Ha, burada hepatit B'ye yakalanmış olanlar lantayı uygulayabilirler. Çok faydasını görürler. Şimdi orada HBV DNA dediği de viral yük, yani virüsün kandaki yüküdür. Bu da ölçülüyor. İşte orada düşüş etkilidir. Hem ALT, AST, GGT değerlerinin düşürür, hem de HBV DNA'sını düşürür. Hastalığı daha kontrol altında alabilirsiniz. Fakat %2, %3 de şu şansınız var. Tamamen antikor oluşturma şansınız da var. Bu neye bağlı Hüseyin? Her insanın genetik yapısı farklı. İşte SNP dediğimiz single nucleotide polimorfizm, bu önemli bir kriterdir burada. Bir bakıyorsunuz antikor oluşturuyor, hayatta bitti. Hepatit B'ye karşı dirençli oluyorsunuz. Ben hanımefendiye böyle 6 ayda bir ay bu kürü uygulamasını, doktor kontrollerini kesinlikle ihmal etmemesini öneririm. İyi bir yardımcıdır. Mesela ilacı var, hepatit B'nin kullanıyorsun. Tamam, viral yükü de negatif yapıyor, yani sıfırlıyor. ALT, AST değerleriniz de düşüyor. En az 6 ay, en çok 1-1,5 yıl bu ilacı kullanıyorsunuz. Çok da ağır yan tesirleri var. Böyle. Sonra bitiyor ilaç, bir bakıyorsunuz o 1,5 yıllık tedavinin arkasından pat tekrar pozitif olmuşsunuz. Ya ben boşuna mı bu kadar eziyet çektim diyorsunuz. Değil mi? Onun için zaman zaman böyle işte lavanta kürünü uygulayınız, bir ay akşam yatmadan uygulamanızda çok büyük fayda var. Mesela ceviz yaprağı da, o da yaklaşık olarak 3-4 gram, o da hepatit C'de etkili. Lavanta hepatit C'de de etkili ama ceviz yaprağı daha etkili. Yalnız hepatit C'nin şeyi yok, aşısı yok Hüseyin. Niye yok biliyor musun? Bir A'sı var, bir B'si var, bir C'si var, iki A'sı, iki B'si, aman Allah'ım. Şimdi 90'ında farklı genetik yapıda hepatit C virüsü var. Birine karşı ilaç geliştirsen ötekinde şey oluyorsun. Şimdi ama dün mi evvelsi gün şeyde altyazıda görmüştüm haberlerde. Hepatit C'ye karşı %99 etkili yeni bir şey bulunmuş. Molekül bulunmuş. Bak molekül. Onu da gene bir şeyden bulmuşlardır. Bakmadım daha, araştırmadığım için yanlış bilgi vermekten Allah'a sığınırım. Bir şey daha var Hüseyin. Geçen hafta bizi izleyen bir göz doktoru, kendilerine çok teşekkür ediyorum, bana bir mail atmışlar. Hocam dediler, bir konuda yanlış bilgi verdiniz. Bunun düzelmesini yani isterim. Siz de doğruyu bilin diye. Halbuki doğrusunu biliyorum da acaba ben cümleyi kurduğumda yanlış ifade, bu herpesten bahsetmiştim. Gözdeki ve dudakta çıkan bu herpes, çünkü çıktığında o uçuğu mesela ne yapıyorsunuz? Elinizi gözünüze götürdüğünüzde bunu oraya taşıyabiliyorsunuz. Bu viraldir. Ancak dedim işte dudaktaki herpesle gözdeki arpacık aynı şeydir. Evet, bu yanlış. Yani herpes, arpacık, gözdeki arpacık viral değil, bakteriyeldir. Onu söyleyeyim. Ben buradan o göz doktorumuza dikkatlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Böyle bir düzeltme yapmam lazım. Benim bazen hızlı konuşuyorum işte. Hızlı konuşmamın arkasında yatan neden de daha çok bilgi vereyim. Ağzınız beyninize yetişemiyor hocam. Öyle. Beyninin hızına yetişemiyor bazen. Evet, bazen vallahi bilmiyorum işte Hüseyin ya. Hocam şimdi Twitter'da benim HSCN adresime göndermiş değerli seyircimiz. Ben hocamı hiç bu kadar heyecanlı görmedim. Bu nasıl bir inanmışlık? O anlatırken benim tüylerim ürperdi. İnşallah kızımla o milli bahçeyi gezelim. Hele gençlere seslenirken
Ankara'ya yürüyesim geldi diyor. Yani evden o kadar heyecanlanmışlar ki hocam. Evet. Şimdi geleleri var yani. Tabii. Bu projeyle ilgili. Dört aya kalmayacak inşallah ya Rabbi. Bu milletin bu ya. 2600 dönüm bu milletin. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etsinler. Bunu 2008 yılında onun himayelerinde bu. Yani bunun mutlaka yapılması gerekiyordu. Yani o kadar çok şey var ki, fakat insanların önüne bu projeyi koyduğun zaman şimdi 2600 dönüme sen nasıl bir milli botanik bahçesi yapacaksın? İşte şuraya gül dikelim, burada çam olsun, efendim burada andız olsun, burada bu böyle olmaz. Bütün Anadolu'yu orada 2600 dönümde temsil ediyor olman lazım. Hem görsel olarak ancak hem de araştırma projelerinin start alabileceği, gençlere, üniversite akademisyenlerine ışık tutabilecek, ilham verecek, aklına getirecek. Akla getirmek Hüseyin. Akla getiren Allah'tır. Allah. Bunu bilsinler. Hani dişini fırçalarken aa der aklına bir şey gelir. Onu ilham eden Allah'tır. İşte bu iş böyle. Evet. Peki yani hocam. Ben gençlerimize güveniyorum. Zaten onlar benden daha heyecanlılar. Çoğunu tanıyorum. Bir an önce hocam. Mesela Bayburt Üniversitesi. Hele hele bu Anadolu'nun sessiz üniversiteleri var ya. Adı sanı duyulmamış gibi. Esas bak onlardaki şeye bak sen, yaratıcılığa bak. Yaratıcılık derken burada Allah'ın yaratıcılığı anlamında söylemiyorum. Yeni fikirleri bak nasıl ortaya atacaklar. Var, almışız, var ellerinde laboratuvar aletleri var da işte onları biraz yönlendirmen lazım. Nasıl çalışacaklarını bilmeleri lazım. O aldıkları alet belli standartta çalışıyor. Diğerlerini göremiyorsun ki. Ne yapacaksın? Onun için aklını kullanacaksın. Evel Allah biz burada boşuna mı duruyoruz? Bu halka yüzün üstünde ben kürü öğretmedim mi? Nasıl öğrettik? Bunu böyle kullan, bunu şöyle kullan dedik. Ama ben hiçbir zaman çıkıp da işte içerisindeki metabolik pathway bunun budur. İşte buradan bu olur, buradan bu olur, buradan budur. İşte sonundaki molekül yapısı bu deyip de hiçbir şeyi de ifşa etmedim. Vatandaşıma dedim ki, değerlicilerimize üzümü ye, bağını sorma dedim. Kullan. Bunlar toksik bitkiler değil. Yani bir brokolinin prostatta veya prostatite iyi gelmesi. Efendim klinik deneyi gitsen yap. İçindeki etkin maddeyi bulabilirsen bul bakalım. Allah'ın izniyle de biz onu biliyoruz. İşte bunu bu gençlerimize kazandıracağız. Yani havuç suyunun içerisinde şimdi kadın hamile 6 aylık sıvı azalmış amniyon sıvısı hayati tehlikesi var. Hem annenin hem bebeğin. Hadi çöz bakalım. Efendim havucun ana etken maddesi işte beta karoten kapsülünü ver. Ver kapsülü. 100 tane kapsül yutsun her gün o sıvı yükselmez. Ama havuç suyunu bir bütün içirdim miydi günde 2 defa. 4 gün sonra git bilemedim 5 gün sonra tekrar annenin hayatı da kurtuluyor, bebeğin hayatı da sıvı doluyor. İşte biz bunları söylüyoruz. Bunu nasıl göreceksin Hüseyin? Bak bunu görebilmen için tekrar söylüyorum. Tefrik etmeyeceksin. Yaradan'ın yarattığı bir nimeti, efendim havucun içinde beta karoten etkili olan o. Hayır. O tek başına hiçbir şey yapamaz. Onun yani havucun içerisinde 9000'in üstünde metabolit var, etken madde var. Onların hepsi bir bütün. Yani o beta karoten yapan odur. Savaş meydanındaki komutan tek başına ne yapacak eğer askerleri yoksa? İşte onun için tarih komutanların adı yazılır ama savaşı askerler kazanır. Onun için Mehmetçik diyoruz. Evet. Hocam, neyse biz şeye yok bugün olarak... bu proje programda başka konuların önüne geçmeye başladı. Son bir tane daha bir şey bu da önemli yani bunu da okuyayım. Buyurun. Değerli seyircimiz diyor ki burası çok büyük bir alan. Ben özetleyeyim uzunca yazmış benim Twitter'ıma evet. Göndermiş. Çok uzunca bir şey büyük bir alan. Burada diyor böyle hani gezmek için
ben de şey yapayım, elektrikli böyle araçlar oluyor ya hocam, fayton mayton değil ama yani o fayton öyle bir falan şey gibi büyük ada öyle bir şeyler olabilecek mi? Yani değerli izleyicilerim. Böyle tamamını gezebilecek miyiz diyor. Canım benim. Ne bileyim tren yapılır, Allah, bir şey yapılır. Allah ona sağlık, sıhhat, uzun ömür versin. Kardeşim. Düşünülmüştür elbette. Yok tabii ki düşünmüştür. Allah'ın günleri bir çuvala mı girdi ya? Bir günde bitireceğim diye bir kural mı var? Madde bir. Günümüzün insanı, o kişiyi tenzih ederek söylüyorum, tembelleşti. Atalet. Yani şimdi süpermarkete gidiyor arabasıyla, dönüyor parkın içinde. Kapıya en yakın yere park edecek mübarek insan. İşte şurada ya bak, İki koy. 2 metre yürü ya. Yürüme istemiyor. En yakın yere tur atıyor. Aman Allah'ım. Şimdi bu değerli izleyicimizde ya hepsini bir güne sığdırma. Bu hafta sonu gel, o bir hafta içinde bir gününde gel. Bak, seyret, yürü. O bitkilerin kokusunu al, o ağaçları sev, o ağaçları okşa. Yani, iyi niyetli olduğunu iyi niyetli atmış hocam. Yani tabii ki iyi niyetli atıyor. Ama mesela şöyle düşünün hocam, diyelim ki nereden geldi diyelim, Hakkari'den geldi. O kadar vakti olmayacak. Bir tur atsa fena olmaz. Ne bileyim, teleferik mi yapılır artık yani. Ben de iletmiş olayım. İletmesem üzerimde yani kalır. Yani oraya bu tür şeylerden ziyade aradığı bir bitki varsa köyünden mi geldi? Kapının girişinde görecek. Orada yardımcılar var, asistanlar var, karşılama yeri. Orada sorsun, kızım veya evladım, ben şu ters laleler için geldim. Bu nerede bakayım? Burada yeri var mı bunun desin. Çankırı'nın yörük eriğini istiyorum desin. Urfa'nın isotu var mı burada, bir göreceğim desin ya. Yani anlıyor musun? Ne de bunun yeri, hemen diyecek amca, teyze bak konumu burası. Seni oraya yönlendirin. Direkt oraya git, başka yerlere bakma o zaman. Ne diyeyim? Hocam inanılmaz şeyler var. Antep'e, Gaziantep'e gitmiştim. Orada bir yayın yapmıştım Kızılay'la. Orada bana söylemişlerdi, kumda yetişen bir patlıcanı var. Çünkü... Evet. İşte sağ olsun, bir yemeğe gidiyorsunuz falan, bir patlıcan yiyorsunuz, bu bambaşka bir şey. Bu patlıcansa diyorsun, bizim öteki yediklerimiz ne? Kumda yetişiyormuş mesela. İnşallah işte bunları hepsini bir arada görme şansına değerli seyircilerimiz erişecekler. Evet, telefonumuz yani, çok bekledi. Şimdi bak, o programda aklıma gelmemişti. Bu etik kurulda Sayın Selçuk Hondu. Ya hocam dedi, bir konuştuk böyle, orada bir sohbet ettik biraz. Bütün ekiple ya dedi, benim köyümde dedi bir deper otu vardı dedi, bu havuçtur bu dedi, çocukluğumdan kalma, nasıl özlüyorum onu. Hemen buldurduk. Nasıl buldurduk? Allah razı olsun, Tarım Bakanlığı. Yani orada şey var, Mehmet Sığırcı Bey var. Rica hocam ne demek ya dedi, açtı telefonu. Deper Köyü'nün bağlı olduğu Tarım İl Müdürlüğü'ne daha 3 gün sonra onun tohumunu bulup getirdiler. Bu kadar. Hemen ekiliyor. Ekimine de şey yaptık. Selçuk Bey'e şey olsun diye, yani bir sürpriz. Ben de bilmiyordum. O kadar kıymetli. Bakacağız kimyasından ne çıkacak. Belki bir yeni bir molekül tanımlayacağız. İnşallah. Yani bu iş böyle. İnşallah. Telefonumuz çok bekledi. Elçin evet. Padır Kocaeli'nden arıyor. İyi pazarlar. İyi pazarlar. Elçin Hanım nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok şükür bizler de iyiyiz. Buyurun hemen hocamıza sorunuzu alalım. Şimdi 15 yaşında bir kızım var hocam. Öncelikle selamünaleyküm, kolay gelsin. Ve aleyna aleyküm selam. Buyurun. 15 yaşında kızım var. Evet. Kız çocuklarında boy oranı nedir bu yaşlarda? Uzatmak için hangi kürü kullanmalıyız ya da hangi yemekleri yedirmeliyiz, hangi besinler beslemeliyiz? Tamam, söyleyeyim size. Tamam, teşekkür ederim. Peki bir şey sorayım, kapattınız mı telefonu? Hayır, buradayım hocam, buyurun. Yani ilk puparte zamanı ne kadar oldu ilk reglisini göreli? Tam 11 ay kadar oldu. 11 ay. Peki evet, şu an bu... Efendim? 2003 doğumlu. 2003 doğumlu. Ah canım benim. Yani evet. 15 yaşında. Tamam. Evet. Bakın şimdi. 11 ay oldu diyorsunuz.
adet de gördü. Şimdi evet. Doktora giderse şu an boyu kaç? Şu anda boyu 1.55. 1.55 santim. Kilosu da 48. 48 kilo. Bakın şimdi. Doktora giderseniz röntgen evet. çekilir parmakları uçlarından. Epifizleri kapanmış denebilir veya kapanmak üzeredir. 1 santim, 2 santim en fazla uzar veya uzamaz denilebilir. Böyle baktırdınız mı? Hayır hocam, baktırmadım. Tamam. Size danışmak istedim. Peki. Şimdi bakın, yapacağınız şey şu. Buyurun. Bir düz cetvel koyacaksınız. Yatak odasının önünde orayı kurşun kalemle böyle işaretleyin boyunu hanım kızın. Haftada... İşaretledik hocam, kapımızda var. Ha, süpersiniz. Haftada 3 evet. defa balıkların siyah etini tüketecek. Bu kefal, uskumru, palamut ve torik olabilir. Bunların siyah eti vardır sırt kısmında. 50 gram, 60 gram haftada 3 gün üst üste bunu tüketecek. Sabırla uygulayacaksınız. Yani... Hocam affınıza sığınıyorum. Hı. Kızım yatılı okuyor ve böyle bir şey mümkün değil. Şimdi şunu söyleyeyim, bunun konserveleri de var. Ancak bu kadar bilgi verebilirim size. Bunu açacak, salatasının içine döksün bunu. Oradan bir yemek kaşığı kadar çıkıyor zaten. 3 gün üst üste ve buna 1 yıl devam edecek. Allah'ın izniyle boyu uzar. İnanın bana. Bakın 19 yaşında, 30 yaşında genç kız. Evet. Uyguluyor, boyu uzuyor. Ablası da 23 yaşında mı, 22 yaşında mı? Ki o yaşta uzamaz denir artık. Uzamaz zaten. Evet. Ben 21 yaşa kadar diyorum. Buna rağmen ablası alıyor ve uyguluyor. 1 santim uzuyor. 1 santim görünüş olarak insanda çok şey fark eder. Bu dediğimi lütfen yapsınlar. Bir de yanında haftada bir gün hangi çayı? Melisa. Yani Melisa çayını içecekler. Sallama çay şeklinde de o da var. Yani bir bardak kaynar suyun içine sallandıracak veya yarım bardak. Bunu akşam yatmadan içecek. Haftada bir gün. Hafta sonu da yapabilir. Allah'ın izniyle yani hiç uzamaz diye bir şey yok. Ha, şimdi bakın saygıdeğer hanımefendi. Buyurun. Ben hiçbir bir şeye %100 garanti veremem. %100, tabii ki %100 olan bir tek yüce Allah'tır. Ama kızınızın boyu uzar mı? Uzar. %90-95 boyu uzar. Şimdi yaşı 15, lütfen sabırla bunu uygulasın. Yılda bir defa bir ay ara versin, tekrar devam etsin. Bazı çocuklar maalesef balık sevmiyor veya balıkların siyah etini tüketmek istemiyorlar. Yani yapacak bir şey yok. Yani bunu ben öneriyorum. Hiç rahatlıkla kullanabilir. Kendisine de selam ve sevgilerimi iletirseniz. Ve aleykümselam, sağ olun, Allah razı olsun. Peki. Selametle kalın efendim. Sizler de hocam, hayırlı günler. Çok teşekkür. Çok teşekkür ediyoruz Elçin Hanım. Bak şimdi Hüseyin, bu da yani balıkların siyah etinde var bu protein. Genelde kimse orayı atarlar, biliyor musunuz? Yeme işte, mazot gibi kokuyor biz derler. Biz en iyi yerleri atarız zaten. Tamam mı? Nimetin hikmeti onun içinde saklı. Neyse. Şimdi oraya bir girersek balık etinin siyah etini, yani balığın siyah etinin kimyasına, evet devam edelim. Canan Hanım, Allah bu millete bitki ve tohumları emin kılsın, doğasını fiiliyata geçirmiş güzel kul ve insan. İyi ki varsınız. Hocam sizi, Hasan Bey, hocam sizi izlerken tüylerim diken diken oldu. Bu milletin içerisinden hocalarımız gibi heyecanını kaybetmemiş bilim adamlarımız olduğu müddetçe geleceğe umutla bakabiliyoruz. Daha bak mi? Şimdi, efendim diyorlar, milli ilaç politikası işte, bakın burada dikkatli olmak lazım. Yurt dışında diyorlar şu kadar bilim adamımız var filan. Eğer sen milli isen, değil mi? Madame Curie bak. Polonya o zaman yıkılmıştı, ortada yoktu. Tamamen istila edilmişti. Tarihten sildiler Lehistan'ı, Polonya'yı. Madame Curie çıktı dedi ki,
yeni bir element bulduğunda lütfen ismi Kürim diye bekliyor millet. Polonyum olsun dedi. Evet. Vatan sevgisini, milli olmayı görüyor musun? Dolayısıyla bu kişi yurt dışında da olsa, nerede olursa olsun bu ülke için gelir, bilgiyi verir, gider. Anlıyor musunuz? Milli olmak budur. İlla ben işini gücünü bırak da gel demiyoruz. Yani bu deneyimi, bu tecrübeyi, bu know-how'ı bizim gençlerimize aktarabilirsiniz. Yani bu teknoloji transferi anlamına da gelmez. Sen araştırdığın konuda zaten orada bir şey yaparsan, yani o firmaya zarar verirsen, isterse bu yabancı olsun. Müslümanlık filan değil. İşte bu ihanettir. Bu olmaz. Ben onu söylemiyorum. Ama gelir burada bir konferans verirsin. Burada o grubun, araştırma grubuna yeni bir fikir verebilirsiniz. Biz sana elindeki projeyi getir buraya. O haramdır ya. Ondan sen Türkiye Cumhuriyeti'nin insanı olarak ondan fayda göremezsin. O adam o konuda para yatırmış, araştırıyor. O iş başka. Bak, bunun doğru anlaşılması lazım. Gel ülkende bir ders ver, bir seminer ver, bir konferans ver. O grupta biz yolumuzu buluruz. Yeni bir fikirse genç onu hemen kapar. İşte burada şöyle yapın der. Değil mi? Hocam, yani onun doğru anlaşılması lazım. İki tane daha tweet'i okuyayım. Hı. Ondan sonra kür masamıza doğru hareketlenelim. Medine Hanım, yeni açılacak Milli Botanik Bahçesi projesi çok önemli. Teşekkür ederim hocamıza. İnşallah bu emekler boşa gitmez. Buraya alınacak elemanlar çok incelenmeli. Buradaki bilgi tabii dışarı çıkmamalıdır. Aynen, aynen. İşte bu. Teknoloji transferi yapılmayacak. Yapılmaması lazım. Yani bu o kadar önemli bir konu ki bu Hüseyin. Yani çünkü ben araştırmadan gelen bir insanım. Yani 30 yıl yakın araştırma merkezlerinin içinde kaldım ben. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Yani dolayısıyla zamanımız var mı? Bak, şeyi anlatayım sana. Biz araştırma merkezindeyiz. Genç insanları alıyoruz. Üniversitede, yurt dışında ders veriyorum. İşte ince film teknolojisi veya sensörler üzerine, katı hal kimyası filan. Her neyse. Bakıyoruz, parlak öğrenciyi biz 4., 5. yılında alırız. Yüksek lisans tezini de deriz ki gel şu konuda çalış. O bizim araştırma konumuzdur. Tamam. Gelir. Mezun olduktan sonra da merkezimizde, araştırma merkezinde işi hazırdır. Gelir başlar. Yani aradan bir yıl geçtikten sonra bu delikanlı kıpırdanmaya başlar. Çünkü rakip firmalar ona şey atarlar. İşte gel bizimle çalış filan diye. Bu da havalara giriyorsa, yani işte bir gün maaşlara zam dönemi gelince zam ister. Deriz ki veremeyiz, kusura bakma. Daha siz bir yıllıksınız veya iki yıllık gelir. Biz takip ediyoruz o insanı. Sonunda ya ben gideceğim der. Güle güle gideceksen güle güle git. Şimdi bak Hüseyin. Biz bir projeyi başlattığımız zaman onu 8-10 dilime böleriz. O bir dilimini bilir. Yani o projenin bir dilimini bilir. Diğerlerini bilmez. Diğer kısımlarını. O konuda bilgi sahibidir. Daha projenin bütününü de bilmez. Şimdi oraya gider. İşte orada mesela çifte maaş alıyordur. Altına araba vermişlerdir, ev kirasını ödüyorlardır. İşte başka imkanlar sunulmuştur. Pahalı bir araştırmacı, değil mi? Şimdi bu çocuk, bu genç delikanlı başarının baskısı altındadır. Bir şeyler yapmak, kendini ispat etmek zorunda. 6-7 ay oldu mu amirleri, hani bir şey çıkmıyor herhalde, siz bu işi, projeyi götüremiyorsunuz, yeni bir ufuk açmadınız bizde. Bir yıl daha çalıştırırlar orada, tam bir yıl. Baktı ki toplantılarda fikrini sorarlar. Kem küm yeni bir şey yok. Hadi güle güle derler. Şimdi oradan işinize son verildiği zaman bir CV hazırlıyorsunuz. Diyorsunuz ki
İşte ben şurada şu kadar çalıştım, burada bu kadar. Uyduruk bir şey yazamazsınız ki. Çünkü immatrikülasyon numaranız, sigorta numaranız kayıtlı her yerde. Ha, burada çalışmış, burada birer yıl. Şimdi müracaat ettiğiniz iş yeri size soracak. Burada bir yıl çalışıp sonra buraya gitmişsiniz. Orada da bir yıl çalışmışsınız. Sonra niye ayrıldınız? İşte efendim filan kem küm. Onu karşıdaki kişi nedir? Tabiri caizse Anadolu tabiriyle yutmaz. Size teşekkür ederler. Çekirge gibi zıplıyor der. Ha, yani şimdi dolayısıyla siz artık araştırma merkezlerinde çalışabilecek evsaftaki bir bilim adamı sıfatına sahip değilsiniz. Tamam. Ha nereye gider? Çimento fabrikasına git, soda sanayine git. Ne bileyim bir yere git işte kimyayla veya fizikle. Ama araştırma merkezlerinden uzakta kalırsınız. İşte orada ben şimdi tabii ki efendim rafineride veya şurada burada çalışan mühendislerimizi şey anlamda değil. Yani araştırmaya sizi artık almazlar. Kendi bindiğiniz dalı kendiniz kesersiniz. Evet. Hocam. Kür masamıza doğru hareketlenelim. Bu sırada da ben size Melike Hanım, hocamızın heyecanı ve inancı hepten milli ve değerli, ilham kaynağı, Allah razı olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bu projeyi hocam her zaman olduğu gibi değerli halkımız sahiplendikten sonra tabii, zaten 81 milyonun bu zaten. Önüne geçemez. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etsinler. Bu oradan çıktı, milli botanik bahçemiz olsun dendi. Biraz geç kalındı ama Allah'ın izniyle 4 aya burayı açıyoruz. Burada hiçbir engel yok. İnşallah. Hiçbir engel yok. İnşallah hocam. Sahip çıksın 81 milyon. Evet. Çıkmaya hocam şu gelen daha çok var ama ben ya milli Medine Hanım tekrar onu okumuştum. Dünya Otizm Günü'ymüş 2 Nisan yarın. Onu da otizmle ilgili de bir şeyler söyleyebiliriz. Evet, evet. Eyüp Bey diyor ki 2 Nisan Dünya Otizm Günü, hocamız farkındalık adına bilgi verebilir mi? Halkımız bilinçlenmiş olur. Bunun hastalık olmadığının farkında olunması adına demiş. Evet, konuşabiliriz. İstiyorsanız hemen başlayayım yani otizm. Birkaç dakika, evet, ona özel bakalım. Bir program, birkaç daha geniş yani, bir yer ayırmak lazım. Bence öyle yapmakta fayda öyle var. Öyle yapalım. Evet. Öyle yani, yapalım. Otizm hastalık değildir. Buyurun hocam siz ya bir cümleyle. O çocuklar çok çok tatlılar ya. Yeter ki işte ona bakacağınız göz çok önemli. Hangi nazarla baktığınız, nasıl kesinlikle baktığınız önemli. Hani Aşık Veysel diyor ya, güzelliğin 10 para etmez bu bendeki aşk olmasa. Ben sevmedikten sonra sen dünya güzeli ol. Değil mi? Aynen öyle. Dolayısıyla hiçbir önemi yok. Hiçbir o evlatlar, yok. Otistik evlatlar çok çok değerliler. Canım onlar. Şimdi şöyle işte göz teması yoktur, şu yoktur, bu yoktur. Ama yeni bir ilaç bulundu. Daha doğrusu bu insanların otistik çocuklara imkan sunacak. Oksitosin hormonu otistik çocuklarda da düşüktür. Bunun için bir nazal sprey yani burun spreyi yapıldı. Çok yakında belki de çıktı piyasaya, bilemiyorum. Yani bunu takip etsinler, doktorlarıyla konuşsunlar. Bir de buradaki hiperaktiviteyi veya buradaki durağanlılıkta onlara yardımcı olabilmeniz için bir B6 bakımından zengin gıdaları tüketmelerine özen gösteriniz. Ve mesela limon melisa dediğimiz sedatif etkili bir bitkidir. O sadece sedasyondan dolayı değil, genel olarak otistik çocuklarda, hiperaktif olan çocuklarda oldukça etkilidir. Ama ben başlı başına hiperaktivitede, otizmde bir beslenme programı ve hangi bitkileri kullanabilecekleriyle ilgili olarak bir şey yapalım. Yani bu konuda bir programda hemen haftaya ayrı yapalım. Tamam. Hiç madem konu hayır, çocuklarsa her şeyin, değil mi hocam? Her şeyin tabii ki önünde. Yani bu onlarla nasıl şey yapacaksınız?
ilişkiniz, temasınız nasıl olacak? Yani bunlar önemli, o konuda da bilgi veririz. Değerli seyircilerimiz biliyorlar mıdır bilmiyorum ama yani bu stüdyo TRT Ankara Genel Müdürlük yerleşkesi içindeki bu stüdyonun adı, yayın yaptığımız stüdyonun adı Sevgi Stüdyosu. Biz Sevgi Stüdyosu'ndan yayın yapıyoruz ve otizmde de öyle değil mi hocam? En önemli şey sevgi, sevgi ve sevgi. Ya işte maddi olarak düşündüğünüz zaman her maddenin, bu para, mülk, mal, işte her neyse, yani sınırları vardır. Hani dersem ya İstanbul'u sana versem, değil mi? Bak evet, boyutlarını evet bilir insanlar. Olmayacağı aşikardır da, yani sınırlıdır bu. Ama gönül dediğimiz şey var ya, sevgi dediğimiz şey o kadar büyük bir şeydir ki o. Onun içine her şey gidiyor ya. Evet. Şimdi. Allah işte insanlara gönül gözüyle, kalp gözüyle bakmayı nasip etsin. Amin, yani amin. Olumsuz bakmayın. Hep güzel düşünün. Güzel düşünürseniz güzel olur. Kötü düşünürseniz kötü olur. Onun için hep güzel düşüneceksiniz. İnsanları yormayacaksınız. İnsanlara kolaylaştırıcı olacaksınız. Çocuklarınızın hızlı bir şekilde sosyalleşmesini, arkadaş çevresinin zenginliğine ulaşmasını istiyorsanız lütfen onları her türlü gösterişten uzak tutun. Arkadaşlarını imrendirtmeyin. Okula giderken gayet mütevazi şeylerle gitsinler. Yani böyle işte benim kızım, benim oğlum şu markayı giyer, bunu giyer. Yapmayın bunları. Çünkü onu alamayan, bulamayan çocuklar var, arkadaşları var. İmreniyor. Üzerinde kıskanç olabilir. Nazarı değebilir. Kötü amaçla değil ama gıpta ettiriyor. İmreniyorsun. Özendiriyorsun. Yapmayın bunu. Mütevazi olsun. Sade neyse onu başka zaman, yani bunlar değer ölçüleri değildir. Bunları söylemeye çalışıyorum. Kesinlikle çocuklarımızı hocam, yani eğitirken bunlar o kadar önemli şey. Benim oğlum böyle, şuna bir ya bırakın ya. Yapmayın. Çok yanlış yapıyorsunuz. Bunlar olmaz. Bunlar olmaz. Bir şey ekleyeceğim. Ondan sonra prostat kanserine ve polikistik overe karşı yumurtalık kistine yapılması gereken kürleri Serpil Hanım'dan da rica edeceğiz ve onları yapmaya başlayacağız. Tek bir şeyi hatırlatacağım. Benim de Allah bağışlarsa 2,5 yaşında hocam, siz de biliyorsunuz, maşallah, bir kızım var. Maşallah. Bir süre sonra engelleyemiyorsunuz. Bunları ellerinde tablet ya da telefonlara bir inanılmaz da bir kabiliyetleri var. Ellerini alıyorlar. Çoğu anne baba da bazen çok sıkıştığı anda bunları bir kurtulma anı, böyle bir veriyorsunuz eline, bir 10 dakika 15 dakika daha bile fazla. Öyle sakinleşiyor, oturuyor, seyrediyor. Ama özellikle YouTube'da hocam biz de veriyorduk. Önce normal güzel çizgi filmler, özellikle TRT çocuğum, ben ya hiç öneriyorum, oradaki çizgi filmleri seyrediyordu. Sonra birdenbire bunlarda yazılımlar ve kötü amaçlı programlar var. Onu seyrederken hocam bir bakıyorsunuz, bu sürpriz yumurtalar denilen top, böyle çubuğun üzerinde, evet, şekerler. Bunlarla ilgili değerli seyirciler sayısız video yapılmış ve bunlar milyonlarca kere seyredilmiş. O çocuklar, bizim çocuklarımız, küçük çocuklarımız bunları seyrediyor ve sonra bunlara karşı inanılmaz bir içlerinde hocam istek oluşuyor ve bunları yiyorlar. Şeker, çikolata çok tüketimi, siz çok daha iyi anlatıyorsunuz. Evet. Çok zararlı. Lütfen ne seyrettiğine lütfen dikkat edin. Biz artık hiç vermiyoruz. Bir süre sonra da vazgeçiyorlar. Çocukla ilgilenirseniz, oynarsanız ne bu tableti istiyor ne telefonu. Ben de bunu söylemek istedim bir, evet, baba olarak. Teşekkür ediyorum. Şimdi bak ben şunu da söyleyeyim. Önümüzdeki, ya bugün 1 Nisan değil 1 mi? 1 Nisan evet. 1 Nisan. Önümüzdeki haftalar en kısa zamanda şu akıllı telefonlardan kurtulup akılsız telefonlara. Gayet sade. Yani aradığım kişinin adı, soyadı, telefon numarası. Hadi kamerasızları artık yok, olabilir. Hani bir yerde bir anı, bir bitki görürüm, bir şey görürüm, onu çekerim. Ama bu akıllı telefonlardan, yani bu çok çok farklı bir şey. Yani burada gençlerimiz teknolojinin kurbanları. Bunu ayrı bir şeyde, programda konuşayım. Yani öyle bir şey ki bu,
insanı çok farklı gelişmesine neden oluyor. Çünkü neyse girmeyeyim konuya. Bak giriyorum, yanlış olacak. Yani ben akılsız telefona geçiyorum. Şurada bir hafta sonra. Çünkü çok rahatsız olmaya başladım. Gerçekten. Evet. Yani Hüseyin, öyle şeyler yaşadım ki geçmişte. Hiç benimle alakası olmayan şeyler sanki benim numaramdan gitmiş gibi karşı tarafa tabii, gönderir. Ha işte bu bilmem ne bir program varmış, onu yüklüyormuşsun cep telefonuna. Ha burada kimler şimdi hangi numaradan gönderildiğini şey yapalım diye. Ben Hüseyin Bey'in numarasını yazıyorum, basıyorum, mesajı gönderiyorum. E millet ondan sonra ya haberim yok diyorsun. Hadi savcılığa, şuraya, buraya. Ha gerçekler sonunda çıkıyor ortaya. Demek ki yani kötü amaçla bunlar şey yapılabiliyor. Çok daha başka boyutları da var. Girmek istemiyorum. Yani ben akılsız telefona geçiyorum. Evet, en sade telefon. Sebebi yani, de şunu söylememin. Çünkü kızım hiç bilmiyordu hocam onları. Hiç ondan uzak tuttuk. Sonra bir gün markette alışveriş yapılırken ismiyle söyledi. O anda bitti. Yani evet. Çok lütfen çok dikkatli olun. Ne seyrettiğine siz karar verin ve öyle şeyleri seyrediyor da lütfen engelleyin. Çok da ayıp hocam. Yani böyle bir gerçekten o firmaları da ben kınıyorum. Hiç evet. Adı sanırım böyle normal sıradan bir hanımefendiye vermişler hocam. Yani yüzlerce tek tek açıyor onları. Bak içinden bu çıktı, bak içinden bu çıktı diye. O çocuklar onu seyrediyorlar. Yapmayın evet. Etmeyin yaz. Vicdanlı olalım diyelim ve kürümüze evet. Başlayalım. Önce ya Allah. Önce hanımefendi, her zaman olduğu gibi hanımefendilerden başlayalım. Buyurun hocam. Yumurtalık kisti. Evet, polikistik over, yumurtalık kisti. Genç kızlarda çok görülen. Tabii yetişkin 30 yaşında da oluyor ama en çok işte 16-17 yaşında genç kızlarda görülebilen. Beraberinde genel bir kural değil. İnsülin direnci de eşlik edebiliyor. Bu sefer işte metformin gibi kan şekerini düşürücü, insülin direncini kırıcı takviye ilaçlar verilebiliyor. Belleri böyle bir simit gibi bölgeden kilo alıyorlar. Çene kısmında sivilceler artıyor filan. Yani adet düzensizlikleri yaşıyorlar ve bu sırada ne yapılıyor? Hormon ilaçları veriliyor. İşte D ile başlıyor, içinde sayısal 30'lu bir şey de var. İşte Y harfiyle başlayanlar var. Ne oluyor? Adet düzenleyici olarak veriliyor bu. Efendim işte polikistik overi geçerli. Mübarek geçer diye bunu düzenleyici diye veriyorsunuz ama genç kız 4-5 ay sonra onu kestiğinde tüylenme başlıyor. Hadi buyurun bakalım. Değil mi? Yani şüphesiz ki ilaçlar, tıp doktorları bizim vazgeçilmezimizdir. Ama doktorunuzla konuşun. Doğal, evelallah, %99 çözüm. Yüz binlerce genç kız kullanıyor bunu. Evet, dörde bölüyorsunuz ince kahverengi kabuğunu soyduktan sonra. 5-6 dakika 1-1,5 bardak suda bunu ağzı kapalı olarak kaynatıyorsunuz. Evet, bildiğimiz soğan. Yani Anadolu'da 155'in üstünde soğan türü var Hüseyin. Anadolu. 155. Evet. Evet. 155 farklı soğan. Nasıl Ayaş domatesi, Çanakkale domatesi, evet. Batı Karadeniz maniye domatesi diyorsun, bir sürü var ya. Evet, hepsinin kimyası da birbirinden farklı. Bu da böyle. Evet. Daha sonra hocam testere dişli aslan pençesi diye bitkimiz var. Çok güzelmiş hocam. Bitki ha. Bunu atıyoruz kaynamış olan bir su bardağımıza. Kaç dakika? Bu 10 dakika kaynıyor 10 dakika. Burada. Yalnız bu soğanla aynı gün yani 15 gün boyunca yapılıyor bu. Soğanımız burada 5 dakika kaynıyor. Kaynadıktan sonra ılımaya bırakıyoruz ve ılıdıktan sonra öğleden önce ve öğleden sonra şeklinde bunu 2 bardak şeklinde içmemiz gerekiyor. Akşamları da testere dişli aslan pençesi devreye giriyor. Yine bunu da günde 2 defa içmek gerekiyor. Bunu da akşam yemeğinden yarım saat önce, akşam yemeğinden 2 saat sonra şeklinde kullanmamız gerekiyor.
Bu bittikten sonra, yani 15 günlük kürümüz bittikten sonra arkasından üçlü bitki karışımımız, yani sarı kantaron, civan perçemini test edişli aslan pençesi diye üçlü bitki karışımımız var. Bu devreye giriyor. Bundan da günde iki defa olmak şeklinde birer su bardağı şeklinde yine bu bitkimizi de kaynatırken 10 dakika kaynatıyoruz ve birer su bardağı şeklinde içmemiz gerekiyor. Bu kürümüz bizim hemen hemen bir 45 günlük bir süreçtir. Bunu bu şekilde polikistik over. Evet, polikistik evet. Over küründe uyguluyoruz. Ama dediğimiz gibi yine bunu 3 kür yapmamız gerekiyor. Yani 40 40 40 40 şeklinde 120 güne tamamlamamız gerekiyor bunu. Belki burada şunu ilave edeyim ben. Şimdi bakın öyle şeyler var ki 10 günlük soğan kürü, sadece soğan kürünü uygulamanız yeterli olabiliyor. Ama inatçı polikistik overler var. Yani nasıl söyleyeyim, kronikleşmiş. Yani bunu ilaçla kullansanız çözemiyorsunuz. O zaman bu işte daha etkili, daha düzenli, hormonları daha iyi dengeleyen soğan kürüne takviye bunu kullanabiliyorsunuz. Mesela on binlerce bayan var ya, sadece soğan kürünü uygulayarak hamile kalıyor. Yani sebebi bilinmeyen infertilite diyoruz biz buna. Bir tek soğan kürünü uyguladım, hocam hamile kaldım diyor. Ama bir başka bayanda soğan kürü artı testere dişli aslan pençesini kullanması lazım. Veya civan perçemini kullanması lazım. Çünkü herkesteki şeyler aynı değil. Simptomlar aynı değil. Bunun için yapılacak olan şey, tamam, hastalık yoktur, hasta vardır. Mutlak surette tıp doktoruna diyeceksiniz, teşhisi koyduracaksınız. Ha, basit bir polikistik over varsa soğan kürüyle bunu yok edebilirsiniz. Bir başka şey, eğer gonadotropin hormonlarınızda bir dengesizlik varsa bunu aslan pençesiyle, testere dişli aslan pençesiyle dengelemeniz gerek, yani hormonların dengelenmesi gerekiyor. Veya civan perçemini, yani uterustaki kanlanmayı artırıcı ve kontrol edici civan perçemini ve diğer bitkiler var. Tabii ki bu tek bir şey değil. Birçok şey, işte insülin direnci oluyor. Mübarek. Evet hocam, Duru Hanım onu soruyordu. Polikistik over sendromuna bağlı insülin direnci kırmak için ne yapmak gerekiyor? Evet, söyleyelim. Bir, çörek otu yağı. Bak, çörek otu yağı. Bir, iki çay kaşığı. Ne kadar veriyorsun? Bir yemek kaşığı hocam bunu. Zaten polikistik over kürümüzün içerisinde de çörek otu tamam. Yağı kullanması gerekiyor. Peki. Günde bir defa. Bir defa. Ha. Tamam. Yoksa birer çay kaşığı sabah, öğle, akşam veya ya öğlen veya akşam yemeğinde ne bileyim bir çorbanız varsa çorbanın içine koyabilirsiniz. Salata yapmışsınızdır, zeytinyağı vardır ama çörek otu yağını da ekstra üzerine ilave edebilirsiniz. Gelelim, bakın, insülin direncinin kırılmasında çörek otu yağı önemli. İnsülin direncinin gerçek kırıcısı, onu gerçekten ortadan kaldıran veya bayanlarda en çok sık görülen, regli öncesi veya reglideyken efendim canları tatlı istiyor. Tatlı işte frenlemeye çalışıyorlar, bu sefer stres. Frenlemek demek stres. Ne yapacaksınız? Yani gece kalkıyor, tatlı yiyor. Bakın, mens döneminde, adet dönemlerinde genellikle şeyi yasaklarlar, tatlı yemeyin derler. Hayır efendim, lütfen yiyin. Ve üzerine bir porsiyon akşam yatmadan, üzerine de bolca tarçını ilave edin. Sabahleyin ne kadar huzurlu kalktığınızı göreceksiniz. Bu bir. Ha, gün içerisinde tatlı açlığınız var, çikolata açlığınız var. Yapacağınız şey yasemin çayıdır. Bildiğimiz yasemin, nasıl bir mucize ya Rabbi ya Resulallah. Şeker açlığı, bunu alın, bunun çayını için, göreceksiniz şeker açlığınız birkaç dakika sonra bıçak keser gibi kesiyor ve gün içinde rahatsınız. Bunu günde iki defa çok rahatlıkla içebilirsiniz. Ben çok insan tanıyorum, gece kalkıp çikolata yiyip
İşte böyle ekmeğinin üstüne süren fındıklı çikolatalı şeyleri. Hocam tamamen bitti diyor. Evet. İnsülin direncinde ben o soruyu yöneltmiş olan hanımefendiye yasemin çiçeğimizi öneriyorum. Çok değişik türleri var. Doğru türüne ulaşması da lazım. Onu söylemiş olayım. Evet. Peki hocam. Şimdi gelelim erkeklere. Prostat erkeklerde özellikle iyi huylu büyümesi de veya kanseri de çok fazla görülen bir evet. hastalık. Onun kürüne geçmeden önce hocam. Çağlar kardeşim var benim. Kendisi çok özel bir insandır. DMD kas hastalığı, ileri derecede kas hastalığı var. Bu kas hastalığıyla ilgili yolda yürürken de bir beyefendi, şimdi ismini hatırlayamıyorum, beni affetsin. O da çevirip sormuştu. Var mı hocam sizin kas hastalığıyla ilgili bir çalışmanız? Var. Var ama çok çok başarılıyız ama başarılıyız. Yani kas erimesinde. İşte bu Duchenne, onu bulan bir Fransızdır. Duchenne'de %30 civarında etkili. Ama genel olarak kas erimesi yeni başlamışsa, yani %50-55 etkiliyiz. Ama üzerinde çalışıyorum. Bir şey diyemiyorum Hüseyin. Önümüzdeki programda bunu yapalım. Şimdi prostatla ilgili olarak, bakın 40 yaşından sonra erkeklerin %40'ında, 50 yaşından sonra erkeklerin %50'sinde iyi huylu prostat büyümesi gelişir. Bunu hızlandıran faktörler nedir? Yani ağır kaldırmak, genetik yatkınlığınız, bir başka şey hormon dengesizliğidir. Burada bilinmesi gereken şey, eğer babanızda prostat, iyi huylu prostat büyümesi var ise, benign prostat hiperplazi veya hipertrofi, burada yapacağınız şey lütfen 40 yaşından sonra 6 ayda bir 15 gün brokoliyi kaynatıp suyunu içeceksiniz. Bu müthiş önleyici ve koruyucudur. Acı ve baharatı lütfen azaltın. Ne kadar acı baharat tüketirseniz iyi huylu prostat büyümenizi o kadar irite etmiş olursunuz. Yani tahriş etmiş olursunuz. Öyle söyleyeyim. Yani tam karşılığı bu değil ama. Şimdi burada yapılacak olan şey mükemmel kürler var. Evet, yakı otu. Yakı otunu burada kullanabiliyorsunuz. İdrar yapma zorluğunda büyük oranda yardımcıdır. Akşamları lütfen güneş battıktan sonra çok fazla sıvı almayın. Çünkü sizi gece sık sık uyandıracaktır. Buna dikkat edin. Bir şey daha var. Damlatma problemi yaşayan insanlar var. Efendim iyi huylu prostat büyümesine bağlı olarak işte geldi mi idrarını tutamıyor. Hemen o bir dakika içerisinde tuvalete gidip mesanelerini boşaltması gerekiyor. İşte burada brokoli veya yakı otu. Önce brokoli kürünü uygulayın, arkasından yakı otu kürünü uygulayın. Damlatma probleminiz var ise kurutulmuş kiraz sapı. Bakın, kurutulmuş kiraz sapı 30-35-40 tane bunu alacaksınız. Bir bardak suda 5-6 dakika kaynat, ılımaya bırakın. Sonra üzerine 3-4 damla taze sıkılmış limon suyu. Karıştırın ve için. Yani bunu düzenli olarak bir ay yapın. Damlatma probleminiz geçecektir. Şimdi idrarını kaçıran, damlatma problemi olan insanlar var. Ya hocam kullandım ama fayda etmedi diyor. Sonra ben soru sormaya başlıyorum. Bir, en önemli sebebini söylüyorum. Yüksek tansiyon ilacı kullanıyor musunuz? Evet hocam diyor. Çünkü lütfen hekiminizle konuşun. Yüksek tansiyon ilacınızdır bunu yaptıran. Yüzde vermek istemiyorum. Çok büyük bir ihtimalle alternatif başka bir ilaç versin.
sayede bunu değiştirdiği anda göreceksiniz damlatma probleminiz. Çünkü adam namazda rükûya varıyor, oturuyor, damlattığını, idrar kaçırdığını görüyor ve selam verip namazdan çıkıyor. İç çamaşırı değişiyor, kıyafeti değişiyor. İşte tekrar abdest alıp namaza tekrar başlıyor. Tabii ki bu kolay bir şey değil. Şimdi camidesiniz, ne yapacaksınız şimdi? Bütün cemaatin içinden çıkıp gidemezsiniz ki. Mecburen vatandaş Allah'ın karşısında üzgün ve sıkıntılı olarak affına sığınarak, tevvap sıfatına güvenerek tabii ki devam ediyor. Yani burada lütfen kendinizi psikolojik baskı altında tutmayın. Göreceksiniz bu kürleri uyguladığınızda çok ama çok rahat edeceksiniz. Bunu belirtmiş olalım. Evet. Evet. Prostat kanseri kürümüzü. De hocam. Hı hı. Burada yakı otumuz, kırkiyetimiz ve şirazımız var bizim burada. Yakı otumuzu buradan bir tutam şeklinde atıyoruz. Bir su bardağına. Evet. 7-8 dakika burada bu kısık ateşte kaynayacak hocamız. Daha sonra kırkiyet otunu da yine aynı şekilde bir su bardağına. Bu muhteşem bir bitkidir bu kırkiyet. Equisetum arvenza. Bunun içinde ne moleküller var Hüseyin? Ne moleküller var? Bunlara bioaktif deyip geçiyorlar. Veya sekonder metabolit deyip geçiyoruz. Ama ne moleküller var? Böyle baktığın zaman moleküle bağırıyor ben şuna iyi gelirim diye. Hocam mesela benim aklıma kalan bir sorudur bu. Şimdi genelde kür olarak uzun süreli ve bir takım kullanma kılavuzu şeklinde siz anlatıyorsunuz ama mesela canım çekti ben durduk yerde bir 40 kilit çayı içtim. Evet. Olmaz mı? Evet çok faydalı. Durduk çok yerde. Çok faydalı ama şunu söylüyorum bakın bazı tıbbi bitkilerin alışkanlık haline getirilmemesi lazım. Yani şimdi diyelim ki siz 40 kilit ya işte bu mesane kanserine ve prostat kanserine iyi geliyormuş diye bunu alışkanlık haline getirirseniz yanlış yaparsınız. Eğer ailede prostat kanseri olan var ise, prostat kanseri de %30'ların üzerinde genetik transferi olan bir kanser türüdür. O zaman ne yapacaksınız? 40 yaşından sonra, hatta 35'inden sonra 6 ayda bir ay 40 kilit bitkisinin çayını ya sallama koy. Hiç mübarek 50 çeşit çay içiyorsun. Al bunu iç işte. Allah tedbirli kulunu sever. Değil mi? Yani koruyor da bu kadar nimeti boşuna mı yarattım diyor. Yani onun için 40 kilit. Bir başka özelliği mesanede taş oluşumunu engeller. Böbrekte taş oluşumunu engeller. Aa faydalıymış diye. Hadi bunu her gün içeyim. Olmaz. Bu belli dönemlerde tekrarlanabilecek. Mesela kalpte değil mi? Atrial fibrilasyon dediğimiz. Hadi bakalım. Çözsünler. Efendim 40 kilit bitkisi. Aritmi. Aritmi. Ekstra sistol. Ritim bozuk. Ben ritim bozukluğu. Tıbbi adıyla atrial fibrilasyon. Ya onların diliyle konuşmak anlayamayan evet, seyirciler tabii ki biz anlayamayız. Aklınıza yani. Sığınıyorum. Bir şey daha. Bel boyun fıtığında önümde duruyordu. Tam bel boyun fıtığında. Ya o kadar çok yönlü bir bitki ki Allah'ım ne diyeyim ya Rabbi ya Resulallah. Prostatı bitirdik bunu mi? Prostatın içindeyiz. Devamı başladık. Tamam. Yani en etkili bunun en etkili hali hangisi biliyor musun? Şu biyolojik çeşitlilik diyoruz ya. Eğer bunun yanında ısırgan yetişiyorsa çevresinde doyma onun etkisine. Yani tam böyle şeyden vuruyorsunuz. Ne diyorsun? 12'den, hedeften. 12'den vuruyorsunuz. Öyle bir şey işte onların aralarında bir diyalog var. Anlıyor musunuz? Hani sen doğaya çıktığında o bana huzur veriyor diyorsun değil mi? Nasıl sakin, çiçekler, yeşillik etraf. Git de onu onlara sor. Nasıl aralarında bir savaş var? Kıyasıya bir savaş var. Evet,
Hiçbir şey %100 değildir. Biyopsi yapılıyor, prostata, doktor diyor ki temiz. Bir şeyin yok. 13-14 parça alıyor. Ama yılda bir kontrola gel diyor. Bir yıl sonra kontrola gidiyor. Ya senin metastazın var. Ha şimdi yani biyopsi de %100 değil. Onun için kontrol esastır. Tedbiri hiçbir zaman elden bırakmayacaksınız. Yani bunun için yapacağınız şey önleyici ve koruyucuları lütfen ihmal etmeyin. Buyurun. Hocam burada da yine aynı şekilde bir su bardağına bir tatlı kaşığı şeklinde atmamız gerekiyor kırkiyet bitkisinden. Bu da burada 8 dakika kaynıyor ve kaynadıktan sonra sıcakken süzülüyor ve ılık olarak içilmesi gerekiyor. Yalnız burada kullanılması gereken şu, yakı otunu yemeklerden 2 saat sonra, 40 kilit bitkisinde sabah kahvaltısından yarım saat içilmesi gerekiyor. Şiraz dediğimiz bu marmelatımız da kanser hastalarında verdiğimiz bizim... Şiraz üzümü. Çok önemli. Çünkü kansızlık, işte kronik yorgunluk, bağışıklık sisteminde verdiğimiz bir şeydir bu. Bunu da günde 2 defa birer tatlı kaşığı şeklinde aç karnına alınması gerekiyor. Şunu söyleyeyim. Bakın. Bu geyveliler var ya, geyveliler. Of! O geyve üzümü siyah. O kadar kıymetli bir üzüm ki geyve üzümünü ısırdığınız zaman çekirdeğinden ayrılır. Çok kıymetli bir üzüm o. Kanser hastaları da mesela kemoterapi ve radyoterapi alan kanser hastalarında panzitopeni görülür. Ne demektir panzitopeni? Lökosit düşüyor, hemoglobin düşüyor, trombozitler yani plateletler düşüyor. İşte bunu yükseltmek için şiraz üzümü ekstresi veya geyve üzümü. Yani çekirdekli geyve üzümünü blenderdan geçireceksiniz. 20-25 adet onu çekirdeklerinde parçalanacak veya dişlerinizin arasında. Bak bakalım o lökosit, hemoglobin ve trombozit nasıl yükseliyor. Ha bulamadınız. Taze olacak bu tabii. Ha bulamıyorsanız o zaman ne yapacaksınız? Panzitopeniye karşı lökosit, hemoglobin ve trombozit şeyine karşı bulunmaz bir nimet. Kereviz ıspanak kürü. Lütfen internet sistemde yazılı kerevizle ıspanağı beraber kullanıyorsunuz. Önce kereviz kaynayacak, sonra ıspanak. Evelallah için o panzitopeni şikayeti nasıl ortadan kalkıyor? Göreceksiniz. Hocam çok telefon gelmiş. Boyun fıtığıyla ilgili 40 kilit değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. 40 kilit boyun nasıl uygulayalım diye. Çok birkaç dakikamız kaldı. Hemen tamam. Onu da söylerseniz. Bakın 40 kilitte yapacağınız şey bel fıtığında çok çok etkili. Boyun fıtığında ise ada çayı yağıyla acı elma yağı da denir. Susam yağını karıştırıyorsunuz ve boyuna masaj yapıyorsunuz. Bir sabah bir akşam, günde 2 defa, bir ay evelallah. Ama bel fıtığında her ikisi de etkilidir. 40 kilit bitkisini bir bardak suda ne yapıyorsunuz? 5-6 dakika kaynatıyorsunuz. Sonra onu süzün, ılıyınca bir kaseye döküyorsunuz. 5 parmağınızın ucunu daldırıp ense kökünden kuyruk sokumu doğru her defasında 5 parmağınızın ucunu ıslatarak evet bunu sürüyorsunuz. Bir gün bunu yapıyorsunuz. Ertesi gün ardıç yağını sürüyorsunuz. Ertesi gün tekrar 40 kilit bitkisi. Ertesi gün tekrar ardıç yağı. Bir ay. Bak bakalım o boyun fıtığı, bel fıtığına ne oluyor? Evet. Peki hocam süremizi de böylece doldurmuş olduk ama bitti yani mi? Şunu cevaplamazsak olmaz. Günaydın hocam. 5,5 aylık bebeğimde atopik dermatit var. Doktor geziyoruz, bir çare bulamıyoruz. Dut kurusunu bebeklere uygulayabiliyor muyuz? Şimdi atopik dermatitte hayır. Burada şey yapmasınlar, üzülmesinler. Bak anne beslenmesine çok emziriyor herhalde. 5,5 aylıksa evet. Evet emziriyor. Ya bazen 3. ayda kesiliyorlar filan. Evet. Yani burada yapılacak olan şey elma sirkesi hocam. Elma sirkesi, sarımsak yağı ve çörek otu yağıdır.
internet sitemize girsinler, orada bunu görürler. Ancak anne beslenmesine bakın, bebeklerinizin cildinde bir kaşıntı, bir kızarıklık, bir egzama türü bir şikayet varsa lütfen emziren anneler, yapacağınız şey acı baharat, sarımsak, bunlardan uzak durun. Çünkü bebeğinize geçiyor bunlar. Bir de anne sütümü artıramıyorum diyenler. Mucize. Bitiriyorum. Tahin helvası yiyeceksiniz. Bugüne kadar bulduğum en güçlü anne sütünü artırıcıdır. Biliyorsun ben incir ve taze yaş üzüm derdim. Fakat bu helva var ya, helva. Tahin helvası. Ha, aman Allah'ım. Doyma. İşte, o da bizim milli yiyeceğimiz işte hocam. Tabii. Tahin helvası. Yine ne varsa. İthal susamdan değil, yerli susam. Özellikle yerli susam. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bunu ekenler var. Yani onlar ki Allah'ın ayetlerini koruyanlardır. O susam bizim susamımız ya. Ne varsa kendi içimizde ya. Var. Dışarıya, oraya, buraya bakmaya, hele de özenmeye hiç gerek yok. Hiçbir eksiğimiz yok. Yeter ki biz onun kıymetini bilelim diyelim. Evet. Serpil Hanım çok teşekkür ediyoruz. Hocam buyurun son sözünü. Ben tüm değerli izleyicilerimize Allah'tan hayırlı, uğurlu bir gün diliyorum. Lütfen Milli Botanik Bahçesi Türkiye'nin milli bir projesidir. Buna sahip çıkın, onu koruyun ve yapılacak en güzel şey buradaki buraya gelen üniversitelerle tarım ilçe müdürlüklerinin ortak yürütecekleri projede gençlerimizin milli ilacı Türk milletine kazandıracak olmalarıdır. Benim duam budur. Sağlıklı, hayırlı, uğurlu bir gün diliyorum. Selametle kalın efendim. Teşekkür ediyoruz hocam. Son sözümüzü bu hafta Sinan Bey'e bırakalım. Botanik Bahçesi proje bizleri çok mutlu etti. Yıllardır Türkiye'nin bağımsızlığı üzerine oluşturulan kötü niyetleri bozacak bir çalışma. Allah sizlerden razı olsun demiş. Ecmain. Biz de sizlerden de razı olsun. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Programımıza gösterdiğiniz ilgiye 10.800 dakika, yani bir hafta sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.